varsa imkan da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için, Türkiye için inandığın yolda yürü. Sezen Live, Isparta'da yaşamın sezgisel mimarı. Avantgardın ruhu. Sezen Life'da yaşama dönüştü. 3+1, 4+1 ve dubleks daireler tüm lüks ve ihtişamıyla Isparta'da konforun yeni adresi. Sezen Life. Yaşamın sezgisel İyi akşamlar sevgili izleyenler. BRT Türk ekranlarında eğitim için programımız bir cuma akşamı yine sizlerle birlikte. Müthiş bir program, müthiş bir konuk, harika bir konu, gündem bir konuyla, güncel bir konuyla beraber olacağız. Ekranlarınızın başından bence bir saniye dahi ayrılmayın. Çünkü müthiş istatistikler, veriler paylaşacağız. Şöyle bir hikayeyle başlamak istiyorum. Sonra sözü hocama ve Mehmet hocama, Mehmet Bey'e vereceğim. Daha sonra Süleyman Demir Üniversitesi'nden değerli konuğumuz Ümit hocam, doktor, öğretim üyesi Ümit Işık hocam bizimle olacak. Diyor ki, baba beraber bir şeyler yapalım, sinemaya gidelim. Tamam gidelim, nasıl gidelim? Ben bu hikayeyi paylaştım ama tekrar paylaşacağım. Gidelim, tamam gidelim. Ya diyor, keyfim yerimde, kahvaltımı yapmışım, mutluyum, huzurluyum, ellemeyin bana. Ne yapalım? Al oğlum şu gazete parçasını, şu dünya haritasını, götür odana, böl 80 parçaya, yap bir daha, hadi bakalım falan derken, diyor, biz böyle anlaşmamıştık. Kahvaltıdan sonra sinemaya gidecektik. Niye gitmiyoruz? Ama diyor, bir anlaşma daha var, hadi bakalım. Ne kadar süren var? Sınırsız süren var oğlum. Peki. Çocuk 5 dakika sonra dünya haritasını 80 parçaya, 100 parçaya ayrılmış o dünya haritasını 5 dakika içinde düzeltip üstünü giyinmiş, hazır bir şekilde hadi gidiyoruz diyor. Oğlum nasıl yaptın, nasıl düzelttin diyor. Çocuğun cevabı çok manidar ve güzel. Aynen şöyle diyor. Baba, verdiğin dünya haritasının arkasında, 80 parçaya böldüğün dünya haritasının arkasında bir insan vardı. İnsanı düzelttim, bütün dünya kendiliğinden düzeldi diyor. Evet, değerli hocam, Ümit hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim davetiniz için de. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim hocam, ben de iyiyim. Mehmetciğim hoş geldin. Hoş bulduk hocam, iyi akşamlar. Sen nasılsın? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyim işte. Bugün çocukları konuşacağız. Birçok konu var bugün, teknolojiyi konuşacağız. Şu an belki elinizde 5 kişinin 3'ünün elinde 4'ünün elinde cep telefonu vardır mesela. Şu an Kaan elinde ben görüyorum telefonu. Telefon... Teknoloji, tablet, televizyon, birçok şeyi konuşacağız, paylaşacağız. İkanlar. Hocam önce şeyi merak ediyorum ama yani ben her konuma böyle bir bağ kurmak için, bir bağlantı kurmak için ilk sorum böyle benim bir güzel oluyor hocam. Bakın şimdi soru şu. Şimdi siz tıp fakültesini çok isteyerek, çok severek okudunuz, kazandınız. Peki hocam, Türkiye, buradan da paylaşıyorum, mütevazi davranıyor hocam ama ben pek mütevazi olması gerektiğini düşünmüyorum işin açığı. Çünkü kendisi TUS'ta Türkiye 98.'si. Ve özellikle ve isteyerek belki ilk tercih, belki tek tercih çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümünü seçiyorsunuz hocam. Evet, niçin? Evet.
Tabii herkesin öyküsü farklı. Bağ kurmak derken benim de aslında çocuk ve ergen psikiyatrisiyle bağım farklı bir miktarda. Türkiye 98'lisi geldi. Ve aslında yazılabilecek olan çok fazla bölüm vardı. Hemen hemen her bölüme puanım yetiyordu. Çocuk ve ergen psikiyatrisini düşündüğümde kendi küçüklüğümden, kendi bebekliğimden geldim bu sürece. Aslında bazı şeyleri kendimde değiştirebilmek, kendi yaşadığım zorlukları diğer çocukların yaşamaması için çocuk ve ergen psikiyatrisi olmak istedim. Çünkü çocukları çok seviyorum. Onlarla beraber olmayı çok seviyorum. Onlarla beraber vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kendi çocuklarımla mesela oynamayı çok seviyorum. En çok sevdiğim etkinliklerden biri. O yüzden bazı şeyleri değiştirmek, herkesin en biriciği olan çocuğuna müdahale edebilmek için, onlarda çünkü onlara müdahale etmek demek aslında bizim geleceğimizi kurtarmak. Ülkenin refahı, huzuru için, mutluluğu için, gelecek nesillerin daha iyi olabilmesi için onların psikolojik olarak, ruh sağlığı olarak daha iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu nedenle de çocuk ve ergen psikiyatrisi olmaya karar verdim. İlk tercihim çocuk ve ergen psikiyatrisi. Oraya da yerleştim zaten. Vallahi şimdi bravo hocam. Yani şimdi tıp okumayın diyorlar. Çok zor diyor. Tıp okuyorsunuz. Üzerine tuza giriyorsunuz. Değil mi? Böyle koştur çok zordu bir hayat. O süreçler gerçekten çok zordu ve çok çalıştım. Ben hani üniversiteye çalışanlara da danışanlarımız geldiğinde, hastalarımız başvurduğunda söylüyorum, hayvan gibi çalıştım diyorum gerçekten. Direkt. Çok, çünkü gerçekten çok emek veriyorsunuz bu süreçte. Saatler süren, günlük 12 saate varan çalışmalarımız vardı. Ve onun sonucunda da emeklerimin karşılığını aldım. Çocuk ve ergen psikiyatristi oldum. Akademisyen olmayı da hep akademisyen olmak istiyordum. Ben başladığım asistanlığa ilk günden itibaren hep akademisyen olmak hayalimde vardı. Çünkü araştırma yapmayı çok seviyorum. Yeni bir şeyleri bulmak, keşfetmek, çocukların hayatında bir yön verebilmek için bizim yaptığımız araştırmaların çok kıymeti var. Yani biz bir araştırma yapıyoruz, sonuçlar ortaya çıkıyor ve bu sonuçlar üzerinden yürüyoruz, ilerliyoruz ve bilime katkı sağlamış oluyoruz. O yüzden bilime katkı sağlamak için de akademisyen olmaya karar verdim. Şimdi de Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeyim. Burada aynen çalışıyoruz. Hocam tabii çocuklar, öyküler çoktur hocam sizde. Şimdi. Evet, hikayeler, tabii, çocuklar, tabii, hayatlar. Ya şimdi hocam, şimdi herkesin evinde yani sıkıntısı değil mi Mehmet? Yani yoktur diyen, yani bizde yok diyen herhalde sayıca azdır ve değil mi? Özellikle böyle bir oran da var. Türkiye'de 4 kişiden birinde teknoloji bir bağımlılığı var. Bağımlılık var. Bağımlılık yok, bağımlılık var diyorsun değil mi? Aynen öyle hocam. Ya işte evet, oluyor ya. Benim geçen telefonum bozuldu hocam. İşte sizle konuştuk ya o zaman hocam. Ulaşamıyoruz. Serkan Nogay, değerli müdürüm beni arıyor. Şu telefonla bak diyor bana. Bakalım. Ya bak diyor, bir şey gönderdim, bir dosya gönderdim diyor. Bakman lazım diyor, bana geri gönder diyor falan. Dedim internetim yok yani. Yok telefon, hat yok falan. Hala yok da. 2-3 gündür böyle idare ediyorum. Ama güzel oluyor hocam ya. Bir sessizlik var, evet, falan böyle. Evet. Çalmıyor falan. Arada insan kendisini dinleyebilir. Aynen öyle. Hocam şimdi peki bu çocukların hayatında bu telefonun, tabletin, televizyonun yeri nedir hocam? Yani peki nereye doğru gidiyor bu hikaye? Yani onu da çok merak ediyoruz. Yani böyle mi devam edecek bu? Çünkü bitmiyor yani. Yeri nedir? Gerçekten üzerine çok düşünülmesi gereken bir kavram. Teknoloji vazgeçilmez bir şey. Artık günümüzün vazgeçilmezi, istesek de istemesek de teknoloji var. Artık bunu kabullenmemiz gerekiyor. Yeri olmalı mı, olmamalı mı? Tabii bu bir tartışmalı konusu. Tartışma konusu. Biz hep şunu söyleriz. 0-3 yaş arasında aslında çocukların dünyasında teknolojinin yeri olmaması gerekir. 0-3 yaş. 0-3 yaş arasında 0-3 aslında kesinlikle olmaması gerekir. Çünkü beyin gelişiminin %80'i 0-3 yaşında tamamlanıyor. %98'i 5 yaşına kadar tamamlanan bir süreç beyin gelişiminin. Beyin bizim yaşamımızı sağlayan bir organ. Eğer biz beynimizi iyi bir şekilde yetiştiremezsek, iyi bir şekilde uyaranları vermezsek, teknolojiyle bu uyaranları alırsa, etkileşimle almazsa, anne babasıyla girdiği etkileşimlerle bu uyaranı almazsa, beyin gelişimi yeterli olmayacaktır. Bu beyin gelişimi yeterli olmazsa da çocukta ilerleyen zamanda birçok sorunlar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Ya da anneyle iletişime kuramazsa, babasıyla iletişime geçemezse, çocuk onlardan almak istediği iletişimi, onlardan almak istediği iletişimdeki hazzı onlardan alamayıp da teknolojiden almaya başlarsa, telefondan alırsa, tabletten alırsa, bilgisayardan almaya başlarsa, o zaman hayatına farklı kişileri katmaya başlayacaktır. Daha sorunlu ilişkiler geliştirmeye başlayacaktır. O yüzden bizim özellikle ilk istediğimiz şey 0-3 yaş arasında kesinlikle teknolojinin olmaması. Bunu bilmek gerekiyor. Tabii ki artık çok güzel bir Afrika atasözü var. Diyor ki, işte müzik değişince dans da değişir. Evet, hayat değişiyor. Artık günümüz değişmeye başladı. Her yerde teknoloji var. Kaçınılmaz bir gerçek. Çocuk daha annenin karnındayken ultrason çekilmeye başlıyor. Ve anne o ultrason fotoğraflarını her yerde paylaşmaya başlıyor. Oradan başlayan bir süreç var. Anne gebeliğinden itibaren çocuğuyla ilgili paylaşımları gerçekleştiriyor. Doğdu, doğum odasındayken daha fotoğrafçılar var. Artık doğum fotoğrafçıları var, geliyor. Daha annenin karnından çıkmış yeni doğan fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Yani böyle bir sektör var.
Çocuk hemen doğar doğmaz teknolojiyle karşılaşmaya başlıyor. Ve ebeveynler, yani belki az sonra program ilerledikçe daha detaylı da konuşacağızdır. Ebeveynler çocuklarına tablet veriyor, telefon veriyor. 4 aylıkken çocuklarına televizyon izletiyorlar. Ve çocuklarla artık iletişim kuramamaya başlıyorlar. Bir de bu da çocukların gelişimini, beyin gelişimini. Sadece beyin gelişimini değil, aynı zamanda bedensel gelişimini olumsuz etkilemeye başlıyor. Çocukların ince motor becerilerini, kaba motor becerilerini, uykularını, yemelerini, içmelerini, yani tüm hayatını etkileyen bir süreç var. Biz... Bağ da kuramıyor değil mi hocam? Tabii, ebeveynler şeyi de koparıyor, duygusal bağ da zayıflıyor. Tabii bağlanma da gerçekleşemiyor. Ki bağlanma ilerleyen zamanda kişilik bozukluklarının gelişimi açısından çok önemli bir faktör. Ebeveyn olan bağlanmayı da gerçekleştiremiyor. Çünkü ne yapıyor? Eğer çocuk çok fazla televizyona maruz kalırsa, çocuğun televizyona maruz kalması değil, telefonla, tabletle, ekranla maruz kalması, aynı zamanda annenin de ekranla maruz kalması, çocuğuyla geçirdiği vakit miktarını da azaltıyor. Çünkü anne çocuğu emzirecek. Normalde ne yapması gerekir? Emziren anne bebeğine bakması gerekir, göz teması kurması gerekir. Onunla iletişime geçmeye, sevmeye, benim güzel kızım, benim güzel oğlum, yavrum diye bunları gerçekleştirmesi gerekirken, bir yandan emziriyor, bir nesne gibi memesini alıyor, bir yandan da telefonla ilgileniyor. Öyle bir görselimiz de var değil mi aslında? Değerli yönetmenim, özellikle Mehmet bunu paylaştınız mı? Evet, var. Hocam çok fazla arkadan gelebilir hocam. Yani bu telefon artık şey hocam olmaz, o bir o parça gibi değil evet, mi? Evet, insanların bir parçası, uzantısı gibi olmadığında, az önce siz de söylediniz, telefonunuz yanınızda olmadığında siz de huzursuz oluyorsunuz. Artık nomofobi diye bir kavram gelişti. Nomofobi, wireless fobi diye bir kavram var. Yani wireless'in çekmediği, internetin olmadığı yerde kişi huzursuzlanıyor. Gerginlik, evet. Çok hocam güzel. Buyurun işte. Sizin çok özellikle paylaşalım dediğiniz görsellerden evet, birisi hocam. Çok güzel görsellerden birini, anne mama yedirirken, biberonla mama yedirirken, aslında çocukla iletişime geçmesi gerekirken burada ne yapıyor anne? Telefonun iletişime geçiyor. Çocuk ne görüyor? Bakın çocuk anneyle göz teması kurmuyor. Tamamen farklı bir yerde artık. Çocuk da o bağlanmayı gerçekleştirememiş oluyor. Bu nedenle de ilerleyen zamanlarda bağlanma sorunları gerçekleşiyor. Ya da nedir? Çocuk annenin yüzüne baktığında ekranı görüyor zaten. Çocuk anne çocuğa bakmıyor, göz teması kurmuyor. Beyinde aynı nöron dediğimiz nöronlar vardır. Biz ne yaparsak, ebeveynler olarak bizler ne yaparsak çocuğun beyninde de o beyin bölgesi aktifleşmeye başlar. Eğer biz çocuğumuzla etkileşime girmezsek o beyin bölgesi aktifleşmeyecek demektir. Çocuk neyi görecek? Annenin yüzüne yansıyan bir ekran. Sadece bunu görebilecek. Bu yüzden de etkileşime giremeyecektir. Ve ilerleyen süreçte bağlanma bozuklukları ve daha bağlanma bozukluklarına gelişmeden önce de çocukta regülasyon dediğimiz bizim kendini düzenlemeyle ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlayacak. İşte uykusunu düzenleyemeyecek ilerleyen zamanda. Huzursuz, gece uyuyamayan bir çocuk, gazlı bir çocuk, koliği var diyecekler. Ne olacak? Yemeğiyle ilgili sorunları olan bir çocuk olacak. Sürekli ağlayan, hırçın, huzursuz, mutsuz, gergin, sinirli, öfkeli, kaygılı, kendi duygularını düzenleyemeyen bir çocuk haline gelmeye başlar böyle bir durumda. Ya bunun sorumlusu %99 başlangıç seviyesinin ebeveynler değil tabii mi hocam? Tabii. Ebeveynler, tabii ki burada ebeveynlere gelmiş oluyor bu söz. Beni de suçlayabilirsiniz hocam. Benim de çocuklarım var. Mesela şu an oğlum tablet oynuyor olabilir. Oğlum bak o tabletin bir süresi var, haberin olsun yani. Hani, bak hocam söylüyor burada. Tabii yani biz kaç yaşında hocam oğlunuz? 8. 8 yaşında günlük bir saatte mutlaka sınırlandırmamız gerekiyor. Bir saat. Evet. Günlük bir saati geçmemesi gerekiyor. Burada ama tabii ben konuşuyorum ama hocam, süreden ziyade aslında içerik de önemli, bağlam da önemli. Yani bizim evet çocuk süreyi söylüyoruz, biz süreyi sık sık dile getiriyoruz. Ancak burada önemli olan çocuğun neyle vakit geçirdiği. Oynarken ne oynadı? Çocuk şunu yapabilir. Bir saat içerisinde araştırma yapıyor olabilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Yani çocuk eğer araştırmayla geçiriyorsa, ödevlerini yapıyorsa ya da eğitici programlar var, bunları izliyorsa bu izlediği sürenin çok bir önemi olmayabilir. Ama çocuk bunu vurdulu, kırdılı, savaş oyunları, silah oyunları oynayarak geçiyorsa burada bir sorun vardır. O yüzden günlük mutlaka sınırlamak gerekiyor. Yerleşmeyecek değil mi hocam? Tam pekişmeden evet, bir saatte bitirmesi lazım. Bitirmesi gerekiyor. Yani önceden ama bunları konuşurken de önceden sınırları mutlaka çizmek gerekir. Yani... Hocam peki bu sınırları çizemedi veli diyelim. Yani ben bir ebeveyn olarak çizemedim. Hani sonuçta keşke sizi daha önce tanısaydım hocam. Ve ben bu sizi daha önce geç tanıdığım için açıp da bir tane kitap okumadığım için herhangi bir şey incelemedim. Bu yaşa kadar ben böyle kör topal geldim hocam. Hı hı. Peki çocukta bu ileride nasıl bir sorunlar oluşturacak? Yani çocuk günde 7 saat tablet oynuyor diyelim. 7 saat. Şöyle düşünmek gerekiyor. İleride bu otizmime geçiyor, hangi belirtileri... Evet. Yani ileride biz dönüşü olmayan sorunlarımız var mı? Ya da nelerle karşılaşacağız? Ne gibi sorunlarla? Öncelikle şöyle söylemek gerekiyor. Şu an izleyen aileler var. Yani çok da endişelenmek gerekiyor ama
kaygımızı aslında iyi anlamda kullanmak gerekiyor. Nedir bu iyi anlamda? Zarar neresinden dönersek kardır. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Yani şu an izliyor olabilir çocuğumuz günlük saatlerce. Benim hastalarım var, az önce de söylediniz. Yani çok fazla öykümüz var. 15-20 saat vakit geçiren, geceleyin uyumayan, tamamen internetle, televizyonla, tabletle, online oyunlarla vakit geçiren çocuklarımız var. Zarar neresinden dönersek kar. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Yani ebeveynlerin bu konuda sakin olması, neler yapabileceğini düşünmesi gerekiyor. Sınır kısıtlamayı gerçekleştirmek gerekiyor. Gerçekleştiremeyen ebeveynlerde ileride ne gibi sorunlar ortaya çıkacak? Sizin dediğiniz gibi yani çocuk ekranla maruziyet. Doğumdan itibaren bakarsak çocuk anneyle iletişime geçemiyor. Anneyle iletişime geçemeyince çocuk ekranlarla iletişime geçiyor. Ekranda ne? Sadece veriyor. Sadece biz duyuyor. Çocuk aldığında sadece onu bir görsel olarak alabiliyor. Karşılıklı bir etkileşime girmiyor. Yani ekranla sadece iki boyutlu bir iletişim var. Karşıdan bir şey var, o bize söylüyor. Bizim hiç ifade edici dil becerilerimiz gelişmiyor. Çocukta dil gelişiminde olumsuzluklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bir. Dil gelişimi bir. Dil gelişimi etkileniyor. İki. Bağlanması etkiliyor dedik. Bağlanma da ilerleyen zaman da çok sayıda sorunlara sebebiyet veriyor. Bir özgüven sorununa dönüşebilir. Özgüven. Kendi öz saygısını yitirmiş olacak. Kendini daha değersiz, daha suçlu, daha mutsuz, hayattan çok zevk almayan, depresyona doğru giden bir süreç olacak. İletişim becerileri gelişmeyecek. Yani çocuk sürekli telefon izliyor. Sürekli telefonla beraber, ekranla beraber anne babayla iletişime geçmeyince ne olur ya da akranlarıyla iletişime geçmeyince ne olmaya başlayacak? Çocuğun sosyal becerisi yeterince gelişmez. Sosyal fobi ortaya çıkabilir. Ya da çocuk iletişime geçemediği için otizm benzeri belirtiler ortaya çıkmaya başlayabilir. İletişime geçemeyen, kendi halinde vakit geçiren, tekrarlayıcı hareketleri olan, çok fazla başkalarına oyun teklifinde bulunmayan, kendi halinde elinde tablet, telefonla vakit geçiren çocuk olmaya başlayabilir. Ya da ne olur? Ekranın canlı dünyasına kapılıp o ekrandaki hızlı hareket eden, her yerden bombardıman, renk, ses bombardımanı gelen ekrana kaybederek ilerleyen zamanda sınıfa girdiğinde derste öğretmen ders anlatırken hareketsiz bir şekilde durduğunda öğretmen sadece sıraların arasında gezindiği için o kadar bir canlılık olmadığından dolayı çocuk sıkılmaya başlayacak. İlerleyen zamanda dikkat eksikliği benzeri belirtiler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Ne olur? Çocuk hareketsiz. Ekran başında oturuyor. Saatlerce ekranın başında hiçbir şey yapmıyor. Ne olacak? Çocukta obezite gelişmeye başlar. Göz problemleri ortaya çıkmaya başlayabilir. Beliyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Skolyoz dediğimiz belde kıvrımlarda bozulmalar ortaya çıkmaya başlayabilir. Birçok olumsuz etkiler bize getirecektir. Uykusunda sorun. Anne yemeğinde sorun ortaya çıkmaya başlayacak. Çocuk diyecek ki ben odamda yemek istiyorum. Ben televizyon karşısında yemek istiyorum. Ben tabletin yanında yemek istiyorum demeye başlayacak. Çocuk masada yemek yemeyecek. Ailesiyle beraber herhangi bir vakit geçirmeyecek. Tamamen kendi halinde yetişen bir çocuk olmaya başlayacak. Hocam sıkılmayı da bilmiyorlar değil mi öyle oluyor? Evet kesinlikle. Çocuk sıkılmıyor hiç. Hı-hı. Hiç sıkılmayınca da bu ileride sınıf içinde oturması, durması. Yani sıkılmayı bilmeyen çocuklar geliyor. Biz mutlu çocuklar gelsin istiyoruz ama sıkılmayı evet. bilmeyen çocuklar mı geliyor hocam artık? Çok doğru söylediniz Cahit Bey. Çünkü artık biz çocukları sanki sıkılınca kötü bir şey olacakmış gibi düşünüyoruz. Aslında sıkılmak çocukların yaratıcılığını geliştiren bir faktör. En önemli etmenlerden biri. Yani hepimiz aslında en çok sıkıldığımız zamanlarda bir şeyler üretmeye başlarız. Aklımıza fikirler o zaman gelmeye başlar. Mesela en iyi icatlar aslında sıkıldığı zamanlarda yapılmıştır insanların. Görsellerden biri sanırım vardı. Mesela iPhone'un varsa öyle görseniz Mehmet Bey sen. Ekranların olmadığı dünyada kişiler çok daha fazla miktarda yaratıcı olabiliyorlar. Kendine ait oyunlar geliştirebiliyorlar. Çocukların hayali oyunları artabiliyor. Ekranlarda bizim normalde oyuncaklarda mesela yani gel düşündüğümüzde oyuncaklarda da şunu görüyoruz. Oyuncaklar tamamen her şeyi veriyor çocuklara. Havlayan köpek. Çocuğun kendisinin hayali olarak kurabileceği bir oyun olmuyor. Tamamen teknolojik alet, robot var. Robot her şeyi yapıyor. Çocuk robotla ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Bizim zamanımızda ne vardı çocukluğumuzda düşününce? Çamura dışarıya çıkardık, çamur oynardık, çamurla arabalar yapardık. Kendi hayal gücümüzü geliştirdik. Bu sırada çamurla oynarken ne yapardık? Sıkardık, ince motor becerilerimiz gelişirdi. Zıplardık, hoplardık, ağaca tırmanırdık, kaba motor becerilerimiz gelişirdi. Duyusal olarak herhangi bir sorun yaşamazdı. Ama günümüz çocukları artık duyusal sorunlar yaşamaya başlıyor. Bu nedenle duyu bütünleme ile ilgili terapilere ihtiyaç duymaya başlıyor. Çünkü çocukların dengeleri çok iyi değil. Artık görüyoruz, sakar çocuklar var günümüzde. Dağınık, toparlayamıyor kafasını. Kafası başka yerlerde. Odaklanamayan çocuklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar da hep teknolojinin getirdiği olumsuz etkilerden kaynaklanan bir şey. Bakın hocam, sıkılan çocuklar sizin özellikle paylaşmışsınız. Evet, evet yani. Gördüğünüz gibi daha yaratıcı olmaya başlıyorlar. Tam kendileri üretmeye başlıyorlar. Yani Afrika'da
teknolojinin olmadığı ortamda olan çocuklarımız işte. Bu çocuklar daha yaratıcı olmaya başlıyor. Çünkü kafaları çalışabiliyor, zamanları var ve bir şeyler üretmeye başlıyorlar. O yüzden de daha etkin bir şekilde. Yani sıkılmak aslında kötü bir şey değil. Bırakın çocuklarımız sıkılsın. İlla ki her zaman doyuracağız diye bir kavram yok. Çünkü çocukların en yaratıcı olduğu dönemler, kafalarının en fazla çalışabileceği dönemler, hayali arkadaşları kurabileceği, beraber oyun oynayabileceği, kendi hayallerini gerçekleştirebileceği dönemler çocukların sıkıldıkları dönemlerdir. O yüzden sürekli çocuk sıkıldık dediğinde eline telefon, tablet, ekranları vermemek gerekiyor. Değil mi hocam? Öyle hemen han dediği yere hamam yapmayalım değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. İşte biz öyle aman biz çektik çekmedi. Evet. Aman o çekmesin. Biz üzüldük o üzülmesin. Ben şimdi çocukluğumu hatırlıyorum. Mesela şimdi siz anlatırken canlandı bir anda. Bir tane sapan yapacağım. Ve ben yarım saat 40 dakika ağaca da zarar vermek istemiyorum. Yani hani dalı da kopartmak istemiyorum hocam. Ben ya belki yarım saat bir saat o sapanı yapmak için mücadele verdim ya. Ağaç aradım böyle kopmuş bir dal aradım. Sonra onu buldum onu lastikle yapacağım diye uğraştım falan filan böyle. En sonunda hani. Yani bir saat ne işe yaradı bilmiyorum ama ben ona bir saat mücadele verdim. Bir şeylerle uğraştınız. Aslında kendi ürettiğiniz bir şey oldu. Ama günümüz çocuklarına baktığında kendi ürettikleri bir şey var mı? Yok. Yok hocam. Her şey hazır. Önlerine gelen bir şey var. İşte robotlar geliyor önlerine gelmiş. Her şey yapılmış bir halde. Oyuncaklar var her şey yapılmış. Hazır yapılmışı var. Cemil'imizin hazır yapılmışı var dediği gibi. Artık her şeyin hazır yapılmışı oluyor çocuklar için. Ve bu yüzden çocuklar kendi becerilerini çok fazla geliştiremiyorlar. Yemekte de öyle işte. Ne yapıyor? Anne yediriyor. Uyutmada anne uyutuyor. Çocuklar kendi halinde bir şey yapamaz hale gelmeye başlıyor. Okula giderken artık anneler götürüyor. Olmadı servise veriyoruz. Çocuklar kendi halinde, kendi bireysel özgüvenliğini geliştirecek eylemlere çok fazla girmemeye başlıyorlar. Anladım. Çocuklar yani aslında hayata hazırlanmıyorlar hocam. Evet. Belki sınava hazırlanıyorlar belki ama hayata hazırlanmakta galiba ileride ciddi bir sıkıntı olacak. Mehmet, kuşak teorileriyle ilgili bir şeyimiz var mıydı? Yani öyle bir not almış mıydık? Görsellerimiz falan var mı? Mesela bakın şimdi hazır çocukların sürecine girmişken. Onda herhangi bir şey yok. Normal 3 tane kuşağımız var zaten orada. Neydi hocam? Z kuşağı var, alfa kuşağı var, Y kuşağı var. Şu anda alfa kuşağındayız herhalde değil mi hocam? Evet. 2013'ten sonra alfa kuşağı doğan çocuklarımız alfa kuşakları. Hocam kuşak teorileri için ne diyorsunuz? Yani bu bir efsane mi yoksa gerçekten... Gerçekten böyle kuşaklarımız var. Zaten böyle bir teori var değil mi hocam? Hepimiz de söylüyoruz. Yani kuşak çatışması yaşıyoruz diye. Günümüzde ebeveynlerle çocuklar arasında bir çatışmalar ortaya çıkıyor. Bizim kuşağımız Y kuşağı. 2000'lerden sonra doğan çocuklarımız Z kuşakları. 2013'ten sonra doğan çocuklarımız da alfa kuşağı olarak tanımlanıyor. Şu anki çoğu gördüğümüz ergenlerimiz Z kuşağının çocukları. Nedir Z kuşakları? Hazza önem veren çocuklar. Tamamen haz odaklı yaşayan çocuklar. Yani hemen doyurulmak isteyen, kısa yoldan zengin olmak isteyen çocuklarımız çok fazla derinsel düşünmüyorlar. Derine bakmıyorlar. Olayın işte dediğimiz gibi büyük resmi görmüyorlar. Daha çok yüzeyel. O yüzden daha manipülatifler, daha kolay kandırılabilir oluyor bu çocuklarımız. Daha yüzeyel düşünmeye başlıyorlar. Haz odaklı yaşayan çocuklarımız oluyor. Hemen istedikleri olsun istediğimiz çocuklar. Ama asıl ise günümüzde teknolojinin gelişimiyle beraber alfa kuşağı var. Alfa kuşağı şu an teori şeklinde, sizin de dediğiniz gibi ne olacağını bilmiyoruz. Tamamen ekranla beraber doğdular. Hep görsel olarak ekranları gördü bu çocuklarımız. Ekranları görünce de iletişime çok fazla geçmemeye başladılar. Artık iletişim kuramayan çocuklar olacak. Çok fazla konuşmayan çocuklar olacak bunlar ilerleyen zamanda. Çok iletişime geçmeyecekler. Arkadaşları çok fazla olmayacak. Daha çok arkadaşları sanal gerçeklikle ilgili olacak. Yani sanal gerçeklik gözlüklerini taktıklarında oradan kendilerine arkadaş edinecekler. Ya da ilerleyen zamanda uygulamalar çıkacak. Bastığında karşısında arkadaş uygulama kendi istediği şekilde arkadaşlar olmaya başlayacak. Artık belki ilerleyen zamanda şunlar söyleniyor. Alfa kuşağıyla beraber eğitimin de biraz aksayacağı. Okul eğitimlerinden ziyade artık çocuklar sanal gerçeklik gözlüklerini takarak sanki sınıftaymış gibi eğitim görüleceği söyleniyor. Ve süreçte iletişime geçmeyen, kendi halinde vakit geçiren çocuklar olacak ve ilerleyen zamanda bu alfa kuşağın otizm benzeri belirtiler gösteren çocuklar olacağı tanımlanıyor. Ki şöyle bir öngörü var, yani otizm sıklığı artıyor biliyoruz ki 2050'li yıllarında her iki çocuktan birinin otizm olacağı söyleniyor. Hocam vallahi ben yani bir ebeveyn olarak hani yani şey derdi ya, annem derdi ki oğlum sen şimdi beni anlamıyorsun. Evet. Yani ileride Allah, geçen programda söyledim, Allah sana senin gibi evlat versin derdi. Yani hani dua mı etti, beddua mı etti? Tabii ki dua etti.
İleride beni ata olunca anlasın derdi babam. Ata olunca beni anlarsın. Şimdi sen beni anlamıyorsun derdi. Ben de gerçekten anlamıyordum zaten. Evet. Yani ha, evet nutuk başladı diyordum ben gene. Ama şimdi bakıyorum hocam da yani müdahale noktasında mesela çocuklara bakıyorum, gençlere bakıyorum, yetişkinlere bakıyorum. Yani toplumun bir aynası gibi hem sosyolojik olarak hem psikolojik olarak yani genel anlamda baktığımızda ya bir teknoloji bağımlılığı veya bir teknolojinin getirdiği kadar da bir götürdükleri de var gibi. Yani evet. Sosyal medya gene aynı keza ciddi bir yoğunluk. Yani bu nereye gidiyor bu internet kullanımı değil mi Mehmet? Yani tabii. Senin de notların var herhalde bunlarla ilgili. Yani teknolojiyle yani, ilgili... Teknoloji bağımlılığı özellikle hani neye göre oluşuyor? Hani nasıl teknoloji bağımlılığı oluyoruz? Böyle bir sorulardan bir karşılaştırdık. Bununla da ilgili mesela oyun ve uygulamaları merak ederek bunlara başlıyoruz. Teknoloji bağımlılığı mesela hemen bir anda kendiliğinden olan bir şey değil. Önce oyun, uygulama. Çünkü bir uygulama indiriyoruz, bir oyun indiriyoruz mesela. Bölüm sonuna gelmek için bile işi gücü bırakıyoruz. Sadece oyun ve teknoloji bağımlılığı, telefon bağımlılığı oluyoruz. Ondan sonra sosyal medya sayesinde. Yani hocamın işte o gün telefon gitti mesela bir şeyden habersiz kaldık mı? Bir sosyal medya merakı uyandırıyor bizde. Tabii canım. Bir şeyleri acaba kaçırdık mı? Müdürümden haber gelecek gelmedi. Gelemedi yani. Ben merak ediyorum acaba ne dedi. Tabii başka bir haber oldu mu? Kaçırdık mı senin mesela? Senin numaranı gönderdim. Sonra dedim Mehmet Bey'e ulaşabilirsiniz. Aynen size. Oradan. Zaten 3 gündür benim telefonla iletişime geçiyoruz. Bu şekilde teknolojik sorun çözdük diyoruz. Aynen. Yani nasıl bu yani? Evet. Ama teknolojiyi de teknolojiyle çözüyoruz. Hani bir sorun ama başka bir türlü de teknolojiyi de çözemiyoruz. Aslında farkına varmıyoruz da. Bir sorun olduğunda belki farkına varmıyoruz. Hala teknolojinin verdiği o yoksunluğu yaşıyoruz. Çünkü teknoloji olmayınca ne hissettiniz? Huzursuz oldunuz. Acaba oğlum, vallahi birazcık huzursuz oldum. Ama yani. Gerçekten bak yok ya. Öyle yani. Bu lazım. Sadece sizin için geçerli değil. Hepimiz için geçerli. Çünkü günümüzün çoğunu telefonla geçirmeye başladık. Maillerimiz geliyor. Acaba maille herhangi bir şey mi kaçırdık? Ben yayın gönderiyorum. Sürekli bakıyorum. Acaba yayına yanıt geldi mi? Kabul edildi mi? Edilmedi mi? Revizyon düzenleme mi geldi? Sürekli merak ediyorum. Onu inceliyorum. Ya da İşte gruplarımız var çeşitli, sosyal medyada aktif olarak kullandığımız. Acaba gruplarda bir şeyler konuşuldu da ben atladım mı? İnsan anı kaçırmayla ilgili sürekli bir endişe duyuyor. Ya da işte sosyal medya uygulamalarına baktığımızda gündem var. O gündemi takip etmek istiyor. Acaba gündemle ilgili herhangi bir şey mi kaçırdık diye anı kaçırmayla ilgili yoğun bir kaygı yaşamaya başlıyoruz. Siz dediniz ya da oyunlarda birinci bölüm bitirdik, ikinci bölüm, üçüncü bölüm sonuna kadar gitmekle ilgili bir uğraş ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bir bakıyorsun ki bağımlı olmuşsun artık süreçte. Aynen. Değil mi hocam? Oyunlarda da şey vardı önceden. Mesela benim zamanımda, yani daha doğrusu benim gençken ben. Ben genç zamanlarımda falan hani şimdi. Çok oyun, belli olmasın diye. Çok belli olmasın falan şimdi. Oyunlar belli bir aşamada bitiyordu mesela. 10 level'da bitiyordu. 11 yok. Sonra yeni bir, başka bir oyun oynuyorlar. Şimdi online olduğu için artık şey hedef de bitmiyor. Yeni hedefler daha yüksek değil mi hocam? Yani o oyunlar da şu anda ciddi. Mesela o gün... Benim telefonum bozulduğunda hemen koştum. Yaptırdım. Sağ olsun bir kardeşim 15 dakika içinde çözdü. Çocuğun birisi geldi hocam oradayım. Bakın vallahi bunu çok şaşkınlıkla izledim. Yani çocuğa da bir soru sordum beni dövecekti yani. Artık hani o soruyu sormasaydım soru hemen şöyle geri çekildim. Program öncesi teknolojiyle ilgili. Bak cuma günü program var dedim. Kaşım gözüm bir tarafım yamulmadan gelmem lazım hani falan endişesi de var. Yani dur abi dedi. Hemen bankadan dedi şeyi çekeyim. Avanstan para çekeyim yok dedi. Kredi kartı yetmedi çocuğun. Bize şeyden çekecek. Dur şu kadarını çek dedi. Avanstan'a çekeyim geleyim dedi. İlla dedi bana dedi bilmem şu telefonun şu markası lazım. Ya gerek yok diyor ya bu kadar telefon. Ama benim oyun oynayacağım oyun kaldırmıyor ki bunu diyor. Evet. Ne yapacağız falan filan. Çocuk koştu bir kısmını çekti bir kısmını getirdi. Böyle bir rahatladı böyle elini alınca. Var sanki şeye kavuştu ya sevgilisine kavuştu ya falan. Yani bu huzursuzluğunu giderdi, rahatladı. Yani bu konu çok uzun bir konu hocam aslında. Tabii, yani bu sabaha kadar konuşabileceğimiz bir konu. Yani teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya hani bu anlamda. Hocam şimdi bu konuya geri dönelim. Tabii, ama şu an Yozgat'tan biz konuşurken de bağlayabiliriz. Yozgat'tan bir misafirimiz. Bir konuğumuz size bağlamak istiyor hocam. Yani biz ulusal bir hocam, biz ulusal bir kanalız hocam. Tabii ki. Tabii. Yani bu konuda hiç mütevazı olmayacağız BRT Türk ailesi olarak. Biz ulusal bir kanal olarak buradaki çalışanlar da efsanedir hocam. Bakın yani şu an Ahmet abim orada mesela bak yani şu anda. Teşekkür ederim herkese. Cemiden. Müsaitsek eğer şeyse olur, bağlayabiliriz sayın müdürüm. Bağlayabiliriz. Biz konuşurken bir yandan. Yozgat eski çalıştığım yer. Muhtemelen orayla ilgili bağlantılıdır. Tanıdıktır hocam herhalde. Yozgat eskiden çalıştığım yerdi. Yani Isparta'ya gelmeden önce Yozgat'ta görev yapıyordum. Ondan önce de Konya'da görev yapıyordum. Yozgat'ta yaklaşık 2 yıl kadar bir zaman geçirdim. Gerçekten çok memnun olarak ayrıldım Yozgat'tan.
Şimdi de Isparta'dayız. Isparta'da çalışıyoruz. Yozgat'tan da arayınca gerçekten duygulandım. Yani böyle bir arama var deyince. Kağıdı isim vermedim bak farkındaysanız. Tamam, evet, merak etmezsiniz değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Şimdi bakmaya çalışıyorum ne oldu. Yok hocam şöyle. Siz baktıkça ben saklıyorum hocam. Tamam. Bakalım kim diye. Tabii. Sesten tanıyacak mısınız diye. Biz onu beklerken öğrencilerimizle ilgili senin yaşadığın sıkıntı var mı Mehmet Teknoloji Bağlamı'yla ilgili? İlla vardır da hangi düzeyde? Tabii ki hangi düzeyde? Çünkü bak hocam sözünü kesiyorum. Ama tıp istiyor, mühendislik istiyor. Çok güzel şeyler istiyoruz biz. Hep başarılı olmak istiyoruz. Bak burada bir sıkıntı yok. Aynen. Kesinlikle başarılı olmak istiyoruz. Asla vazgeçmiyoruz. Ya ama herkes neden başarılı olmak istiyor. Bütün veliler başarılı olmak buna istiyor. Buna rağmen niye bu bağımlılık? Ne yapıyorsun? Ne gibi sorunlar yaşıyorsun? Yani şöyle bir şey var. Öğrencilerimizde bizim genellikle kamplarda öğrencilerimize ders çalışma şeyinde akıllı telefonlarını özellikle sınav senesinde 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinde genellikle akıllı telefonlarını ellerinden alıyoruz. Hı hı. Sadece bir iletişim aracı olarak kullansınlar. Ailesinden, annesinden, babasından sadece mesaj gelsin ve aradığında alo diyebilecekleri kadar bir telefon olsun diye tuşlu telefon kullandırıyorum. Mesela çünkü akıllı telefon kullandıklarında çok dikkatleri dağılıyor. Gece mesela öğrencilerim uyumuyor. Sabah kalktığında uykusuz bir şekilde ya geç kalmış oluyor veya ya da gözlerinden çok güzel bir şekilde belli oluyor. Hissediyor, görüyorsun net. Hissediyor tabii, çünkü tabii. Gece boyunca yani akıllı telefona sadece ışığıyla temas olmuş. Evet. 30 santimden daha az bir mesafede tutmuş, oyun oynamış veya sosyal medyada gezmiş. Ve uykusuzluğu belli oluyor ve 200 saat sonra çalışma sonrasında yorulup izin almaya geliyor. Evet. Çünkü artık gözleri kaldırmıyor. Çünkü bir yandan da ders çalışması gerekiyor. Hı hı. Ders çalışmasında böyle bir sorunlar çok ortaya çıkıyor. O yüzden sınav senelerinde kesinlikle öğrencilerden akıllı telefonlardan uzak kalmalarını, yani sadece tuşlu telefon kullanmaları gerekiyor. Böyle bir sorunlar yaşıyoruz. Bunu hocamın da teknik boyutunda konuşalım. Hocam bağlantımız Mehmet hazır. Mehmet Bey çözmüş olayı zaten. Ama hocam o işin teknik tabii, boyutunu tabii. Da özellikle olur. Böyle daha net bir şekilde. Yani olur. Mehmet hocam çok net yaşadığı sorunu anlattı ama sizin evet. De hocam bunun yaşadığı soruna çözüm yani çözümle getirebiliriz. Kaynağını da sizinle paylaşalım hocam. Tabii, bunun neden tabii. Kaynağı var? Bağlantımız hazır alabiliriz eğer. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet kim acaba ismi? Bağlı hocam şu an yayın. Alo. Alo iyi akşamlar hocam. Hocam iyi akşamlar diyor. Kim acaba? İsim alabilir miyiz? Kim bakalım? Ümit hocam ben Yozgat'tan Deniz Şahin. Evet Deniz tanıdım. Deniz Şahin. Evet, hocam nasılsın? Merhaba teşekkür ederim Deniz. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Aradın çok hocam, mutlu oldum. Hocam sizi izliyoruz. Hiç beklemiyordum. Takip ettiğini de bilmiyordum. Teşekkür ederim aradığın için de. Rica ederim hocam. Hocam. Evet Deniz, hocama sorun varsa hazır hemen seni yakalamışken değil mi? Hocamızı yakalamışken alalım sorunu, varsa sorun. Deniz eski bir danışanım. Ümit hocam Yozgat'tan yani çok seviyoruz. Yozgat'tan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ederim Deniz, çok sağ olasın. Rica ederim hocam, annemin de çok selam var. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun hocam. Sağ olun. Günler. Sormak istediğim şey var mı Deniz? Var mı? Bir mesajı... Yok hocam, canınızın sağlığı. Ya da televizyondan... Söylemek istediğin herhangi bir şey. Hocam Habibi hocama çokça selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Teşekkürler. Çok sağ olasın Deniz. Hocam Allah'a emanet olun. Sağ ol. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Evet. Deniz aramış. Sadece ses duymak için muhtemelen aradı. Siz sorumak görünce dayanamadı mi? Herhalde hocam. Evet. Özledim hocam herhalde. Doğru. Evet. Yozgat'ta hani eski danışanlarından birisi. Evet, Deniz Şahin'e teşekkür ediyoruz. Biz bu arada bizim değil mi? İlk böyle telefon bağlantımızı aynen. Aldık değil mi? Ben de heyecanlandım. Ben de şaşırdım. Bağlantı alınca ne kadar güzel oldu. Yani evet. İnşallah bu tabii daha soru hocam sorularımız yani gelecek. Soru sormak isteyen aileler olursa soruları yanıtlayabiliriz. Bağlanabilirsiniz. Kendi aklından sormak istedikleri şeyler olan aileler olursa tabii ki memnuniyetle cevaplamak isteriz bunu. Aynen öyle. Evet hocam peki nasıl yapacağız? Yani Mehmet demin çok güzel bir şey teknoloji bağımlılığı var dedi. Peki hocam bunun sebebi veya ne nasıl çözeceğiz, ne yapacağız? Yani bu telefonları çocuklar kullanmasın da niye kullanmasınlar hocam? Çocukları nasıl ikna edeceğiz? Kullanmasın. Yani, tamam kullanma evet, diyelim. Evet, kullanmasın demek de çok sen doğru değil aslında. Sen bu sene 12. sınıf oldun. Üniversite hazırlanıyorsun veya LGS'ye gireceksin. İyi bir liseye hazırlanıyorsun ya da TUS'a gireceksin. Evet. Hayallerin var. Bu telefonun ne zararı var da kullanmayacak? Yani nasıl mantığa yatıracağız bunu? Şimdi şöyle, telefonla geçirdiğimiz saate baktığımızda artık iOS'un uygulamaları var. Ve uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini gösterebiliyor insanlar. Yani bir baktığımızda 5 saat vakit geçmiş olabiliyor. Ben kendi ekran kullanımım bakıyorum. 3 saat ortalama ekran kullanımım var. Ki hiç düşünmüyorum. Aslında telefonla diyorum bu kadar vakit geçirmiyorum ama baktığımda 3 saat telefonla vakit geçirmişim. Asıl önemli olan sınava çalışan çocuklar için şu. Her bir bildirim geldiğinde tekrar çocuğun dikkatini odaklayabilmesi 25 dakika sürüyor. Hocam çok önemli. Kaç çalıştı, dakika hocam? 25 dakika. 25 dakika. Bildirim geldi, telefonuna baktı, tekrar dersine odaklanabilmesi için 25 dakika geçiyor. O yüzden biz diyoruz ki bildirimleri kapatın. Yani öncelikle yapmak gereken şey
bildirimleri kapatmak. Siz çok güzel çözdünüz. Telefonları alıyoruz. En güzel çözüm. Aileler yapabiliyorsa keşke bunu yapabilse. Ama o zaman bazı çalışmakla ilgili motivasyonu olmayan öğrenciler aileyle çatışmalara girmeye başlıyor. Çünkü çocuk ders çalışmayı belki çok fazla sevmiyor ya da derste çok vakit geçirmek istemiyor. Ekran başında vakit geçirmek istiyor. Bu yüzden de aileyle çatışmaya girmeye başlıyor. Biz öncelikle çocukların sınavla ilgili amaçlarını, başarı hedeflerini konuşmak gerekiyor. Bir belirlemek gerekiyor belki onlarla ilgili. Yani çocuğun hayattan beklentileri ne? 10 yıl sonra kendisini nerede görüyor? Amacı ne? Ne gerçekleştirmek istiyor? Yani kendi hayalini kurduğu gelecek için ne yapıyor şu an? Bunu konuşmak gerekiyor. Eğer çocuk zaten hayallerini gerçekleştirmekle ilgili bir amacı varsa, üniversiteyi düşünüyorsa, o zaman da bazı kurallar ortaya çıkarmak gerekir. Nedir? İşte siz çok güzel yapıyorsunuz. Telefonları topluyorsunuz çalışırken. Hem akıllı telefon kullandırmıyoruz, hem de yani telefonlarını ders çalışmaya başladıklarında hepsini elinden ayrıca topluyoruz. Hem telefonunu alıyorsun, hem tuşlu telefona geçiyorsun. Aynen. En güzel yöntemlerden biri. Vermiyorsun 4 saat. Tabii, en güzel yöntemlerinden biri. Tuşlu telefonu da bile alıyoruz yani çünkü... Hocamın dediği gibi bir mesaj gelmesi öğrencinin algısını oraya dağıtacak. Tabii. Mesela bir öğrencim var Gizem, telefondan cevap anahtarım var diyor. Yani cevap anahtarına bakarken oradan bir üstten bir mesaj geliyor. Bir tabii. Mesaja kayıyor. Tekrardan algısını topladı, çalıştı 25 dakika. Tabii. 25 dakika. Zaten öğrenci bir saat zor oturtuyorsun çalışmaya. Çok 25 dakikası algı dağıtımı diye gitti. Ne kaldı çalışmaya? O yüzden ben mesela akıllı telefon yerine eğer aile kontrol altına alabiliyorsa ve çocuk da bu konuda motive ise tuşlu telefonları öneriyorum. Tuşlu telefonlarla iletişim geçin. Küçük telefonlar var. Yani çok tuşlu, yani normal asker telefonu dediğimiz telefonlar da olabiliyor. Onlarla beraber iletişime geçsinler. Herhangi bir bildirim gelmesin. WhatsApp'tan bildirim geldiğinde çünkü hemen ona döndüğünde yazışmaya başlıyor ve saatler kaybolmaya başlıyor. Ama artık süreç ne yazık ki bir yarışma. Çocuğun her bir kişi geçmesi demek, çocuğun belki istediği üniversiteye gidememesi demek, istediği bölüme gidememesi demek. O yüzden ne yazık ki sistem buna gerektirdiği için çocuklarımızın da buna dikkat etmesi gerekiyor. Tuşlu telefon ya da tuşlu telefona geçemedi, akıllı telefon kullanmadan yapamıyorum diyor. O zaman uygulamaları mümkünse ana ekrandan almak gerekiyor. Ana ekranın dışına nedir? Tamamen sildiriyoruz hocam ya. Çok iyi yani keşke yapılabilir. Siz çok iyi kontrol ediyorsunuz çünkü bu süreçte. Eğer kontrolünü sağlayabiliyorsanız ve çocuk da iyi bir iletişime sahipse ebeveynler bu sorunlar olmuyor zaten. Bizim buradaki istediğimiz şey öncelikle zaten ebeveynlerle çocuk arasında iyi bir iletişim kalitesi oluşturmak. O yüzden zaten ilk baştan itibaren biz fotoğrafları gösterdiğimizden itibaren çocuk iyi bir iletişime sahip olsun ebeveynleriyle. Ebeveynle iyi iletişimimizi birçok psikiyatrik sorunlardan, psikolojik sorunlardan koruyacaktır. O yüzden çocuk zaten ebeveynin ne istediğini bilir. Ve ona göre de kendine gelecek hayalleri kurmaya başlar. O yüzden de işte tuşlu telefonlar, uygulamaları silmek, uygulamaları iç taraftaki klasörlere taşımak gibi çocuğun motivasyonu yönelik konuşmalar gerçekleştirmek, işte nefes egzersizleri, kas gevşeme egzersizleri, sınav stresiyle ilgili konuşmak, bir miktar stres olmasını sağlayabilmek hatta, sınavı kafasına takmasını sağlayabilmek birlikte. Bunlarla ilgili ilerlemeler sağlaması gerekiyor ebeveynlerinden. Ebeveynler hocam tabii yani önce örnek vermek için de örnek de olmaları gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Yani, en önemlisi o. Şey çok güzeldir yani ben sınav hazırlanırken hani şimdi babam kızacak şimdi. Ya kızarsa ne yapayım ya? Kötü bir şey söylemiyorum baba yani şimdi. Yanlış anlama da. Hani içeriden televizyon sesi geliyor hocam. Ben içeride bilmem isim veremiyorum. Zor bir yayının. Türkçe soru bankasını tarıyorum hocam. Evet. Yani böyle uzun uzun paragraflar falan filan. Yani hani ki bir sorunun bir hayat değiştirdiği, şehir değiştirdiği, bölüm değiştirdiği. Bakın 2016 yılında 7000. ile 17000. öğrenci arasında iki soru varmış hocam. Evet. 10.000 kişi. Bakın iki soru 10.000 kişi oynamış. Yani birisi tıpı kazanmış, birisi şeklini kazanmış. Yani iki soruyla çocuğun mesleği değişmiş, şehri değişmiş. Yani bakın çok ilginç. 7.000. ile 17.000. arasında iki soru var. İki soru var. İki net yani. İki tane soru ya. Boş bırak, yanlış yap ya da nasıl istiyorsan. Yani o iki soruyu yaptın. Yapmadın geçmiş olsun. Bakın. 10.000 kişi. Mesleği 10.000 kişi oynamış, şehri değişmiş. Şimdi içeride çok güzel işte o zaman diziler var işte. Falan. Aklınız orada. Ses var, ışık, müzik, efekt. Ben içeride parçalıyorum kendimi. Sonra bakıyorum şöyle kulak gidiyor benim, kafa gidiyor falan. Yavaş yavaş ben de gidiyorum. Evet. Derken hadi. Cazip geliyor, izlemek istiyorsunuz. O zaman örnek vermek için de hocam. Velilerin de bence. Örnek olması gerekiyor. Kusura bakmasınlar da yani nutuk vermek kolay da. Hani örnek olmak da daha zor gibi geliyor bana. Ben bakın, şey görsel, diyorum zaten. Hocam bakın güzel bir görselimiz var. Sosyal medya hastanesiyle ilgili bakın hocam. Bize çok güzel görseller göndermiş. Yani hazırlamışız beraber. Görsel 9, görsel 3. Bakın çok güzel görseller var. Görsel 8. Bunlar yavaş yavaş ekrana gelebilir. Programı canlandırırız. Güzel olur.
Ben aslında şey diyorum, ebeveynlik değişmedi. Sizin de dediğiniz gibi. Bakın hocam, sosyal medya hastanesi evet, diyor. Hocam bu muhteşem bir şey. Ya ileride hocam... Çok popüler. Çok popüler. Yani bir teknoloji bağımlılık merkezi açsak acayip para kazanırız değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şu, yurt dışında teknoloji bağımlılığı ile ilgili merkezler var. Hatta açıldı değil mi hocam? Açıldı. Yani direkt merkezler, yataklı ünite şeklinde merkezler var. Hatta Bakırköy, Sadi Konuk Hastanesi'nde İstanbul'da da internet bağımlılığı polikliniği var artık. Çünkü artık bu bağımlılık gelişti. Bir uzmanlık alanı oldu. Uzmanlık alanı oldu. Yani biz internet bağımlılığı için artık ayrı bir poliklinik oluşturmaya başladık. Çünkü çocuklar oraya gidiyor. Günlük 15 saat, 20 saat vakit geçiren çocuklarımız var ne yazık ki. Ve bu çocuklar... Bağımlılık kadar bir şey bu ya. Kesinlikle, kesinlikle. Bağımlılık sonuçta hepsi beyinde bizim dopamin dediğimiz haz merkezini uyarıyor. Haz merkezi de çocuğa ödül sağlıyor. Ve işte ne yapıyor? Instagram'dan çekiyor. Söylemek çok uygun bilmiyorum ama... Çekiyor. Tabii orası sıkıntı değil. Çekiyor, like alıyor, beğenileri alıyor. Oo, ve bu sayede çocuk kendine öz yeterliliğini sağlamış oluyor, doyum sağlamış oluyor. Yani her bir beğeni onun için daha mutluluk verici olmaya başlıyor. Ve çocuk görüyor, yani paylaştığı fotoğrafta en çok ne beğeni almaya başlıyorsa bunun üzerinden devam etmeye başlıyor. Çünkü öz saygısını artırıyor bu şekilde. Benlik saygısını oluşturmaya başlıyor. Kendini değerli hissetmeye başlıyor. Kendini de ergen, kendini değerli hissedince de acaba en fazla hangi fotoğrafın beğeni aldı? O zaman onunla devam etmem gerekir. Hep bu paylaşımları yapmam gerekir diye sürekli paylaşımlar yapmaya başlıyor. Biz hep dalgasını geçeriz. Mesela acile, hep acil olmayan hastalar başvurur diye söyleriz. Nedir? İşte bir serum takıldı, fotoğrafını çektim, paylaştım. Artık iyiyim gibi. Buradan doyum sağlamaya başlıyor. 200 kişi geçmiş olsun diye yorum yapıyor. Vallahi evet. Ne kadar mutlu oluyor adam ya. Başı bana geçmiş olsun teşekkür ederim ya diye onlara yorum yazıyor. Görünürlüğünü artırıyor. Mutlu oluyor. Kendine haz duyuyor. Ya ben işte bana başkaları değer veriyormuş. Geçmiş olsun dedi. Ben değerliyim. Hastalığını unutuyor hocam zaten orada. Hastalığında üzülmüyor. Yorum gelmeyince, beğeni gelmeyince üzülüyor. Aslında o zaman üzülmeye başlıyor. Ya da güzel olmayan bir yorum geldiğinde, kendisini eleştiren bir yorum geldiğinde öz saygısı azalmaya başlıyor. Depresyona giriyor kişiler. İşte kilosu ile ilgili herhangi bir eleştiri geldiğinde yeme bozukluğu geliştirmeye başlıyor. Anoreksiya dediğimiz yeme bozuklukları gelişmeye başlıyor. Yani aslında sosyal medyayı basit olarak düşünmemek gerekiyor. Hayatımızın her alanına etkileniyor. Çünkü biz şey diyoruz, şimdi aileler çocuklarını dışarı göndermekte zorlanıyor ama ekranlarını hiç takip etmiyor aileler. 7 milyar, dünyadaki 7 milyar insanı açık hale getiriyorsun. Çocuk o ortama girdiğinde karşısında 7 milyar insan var. Biz çocuğumuzu sokağa salmıyoruz belki yabancılarla konuşmasın diye ama 7 milyar tane yabancı var dışarıda. Bir karne merasimi var hocam. Allah Allah, o gün şey coşuyor. Facebook tabii, coşuyor. Tabii değil mi? Hani belli bir programdan verdi. Saat 6'ya kadar karneleri paylaşın. 6'dan sonra tatil hazırlıklarını yapın. Ondan sonra da tatil başlayın diye 15 tatilde de bu modaydı. O gün herkes karneleri paylaştı. Acaba dedim ben de mi paylaşayım? İnsan paylaşmacı da yetersizlik istiyor. Evet, acaba diyor yanlış mı yapıyorum? Ben yeterli bir iyi anne değil miyim? Diye insanlar düşünüyor mesela. Sosyal medyada ne yapıyor anneler? Anneler demeyeyim, babalar da, bazı babalar da öyle. İyi anne, iyi baba olabilmek, olabildiğini düşünebilmek için sosyal medyada çocuğuyla yaptığı etkinlikleri paylaşıyor. Çünkü oradan beyin alıyor. Ya çocuklarına ne güzel ilgileniyorsun diyor. Ne güzel anne ya. Ne güzel, güzel baba. Tabii ama işin ardını bilmiyor aslında. Arka planda neler olduğunu görmüyor. Ya da işte diyor ki hep gezdiği fotoğrafları paylaşan kişiler var. Görüyoruz hep gezdiklerini paylaşıyor. Diyor sürekli geziyor herhalde diyorsun. Ben evde makale yazıyorum. O geziyor herhalde diye insan mutsuz olmaya başlıyor. Acaba yanlış mı yapıyorsun diye kendisini sorgulamaya başlıyor. Ve bu da depresyona doğru ilerlemesine sebebiyet veriyor kişilerin. Bu da... Hocam bu güzel görsellerimiz sayın yönetmenim devam edebilir. Yani şimdi Isparta bizi izliyor. İnanıyorum çok izliyorlar Isparta bizi ama telefon bağlantılarımız hocam devam ediyor. Şu an Çorum'dan bir telefon bağlantımız var. Cizre'den bir soru geldi hocam. Tabii ki. Bir değerli komutanım selamlar olsun kendisine. Çok severim kendisini de. Benim kayınbiraderim olur aynı zamanda. önce telefon bağlantımızı alalım. Telefon Çorum'dan telefon bağlantımız var. Onu alalım. Alo. 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 Alo, iyi günler. Evet, hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? İsmim Alper Uysal. Alper? Alper Uysal, eğitimciyim ben de. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Şu an beraberiz. Mehmet Bey var, eğitim danışmanımız. Evet. Değerli hocam, Ümit hocam bizimle beraber bugün bizi kırmayıp geldi. Sağ olsun hocam. Hocam alabilir miyim sorunuzu? Buyurun. Biraz ses az geliyor da. Şimdi Ümit Bey'e ben soru sormak istiyorum. Tabii Alper Hocam, dinliyorum. Hoş geldiniz öncelikle programa. Bir eğitimciden, sağ olun, teşekkürler. Eğitimcinin programa katılması da gerçekten onur verici. Teşekkür ederiz bağlandığınız için. Tabii tabii, teşekkürler. Ya şimdi az önce Ümit Bey'in bir konuşması vardı. İşte ev içinde çocuklara nasıl biz telefonu engelleyebiliriz falan diye.
Zaten bu hepimizin sorunu. Benim de kendi çocuklarım var. Yani telefonu engellemeyle ilgili sıkıntılar yaşadığımız zaman bazen çocuk tepki gösterebiliyor. Hı hı. Ama işin ikinci boyutu, ben bir eğitimci olarak okullardaki telefonu nasıl engelleyebiliriz? Onun üzerine konuşmak için aramıştım Ümit Bey'le. Çok derin bir konu. Evet. Okullarda şimdi telefon mesela ben mı? Kendi okulumda örnek vereyim. Mesela MEP'te farklı uygulamalar var. İşte veli çocuğunu okula gönderirken telefonu veriyor. Yani çocuğunu güvenli bir şekilde hissetmek için. Ama tabii ki çocuk bu telefonu farklı kullanabiliyor. Veya işte bizim okullarda farklı uygulama var. Çocuk telefonu getirdiği zaman küçük kutularımız var. Telefonu oraya koyma zorunluluğu var. Kesinlikle. Veya işte bazı okullar şey yapabiliyor. Sessiz almasını istiyor. Veya işte kimi öğretmen de almak istemiyor. Çünkü telefonu aldığı zaman kaybolduğunda sorumluluk. Veli buna bir tepki gösterebilir diye. Yani bakanlığımızın aslında bununla ilgili bir uygulama yapabilir mi, yapamaz mı? Çünkü az önce hani Ümit Bey şey demişti. İşte çocuk ders çalışırken dedi, bir bildirimin olması çocuğun dikkatini toplaması için en az 20-25 dakika gibi bir süre gerekiyor demişti. Evet. Bunu 40 dakikalık bir ders ortamında biz bunu nasıl engelleyebiliriz bir eğitimci olarak veya nasıl bir önlem alınabilir? Bu konuda da yani bilgilerini, düşüncelerini almak istiyorum ben. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Kapsamlı öncelikle, bir soru değil tabii mi? Çok kapsamlı bir soru. Ve aynı sadece okulla sınırlandırılmaması gerekiyor. Yani söylediği gibi aslında bunu Milli Eğitim tarafından, direkt bakanlık tarafından bazı sınırların çizilmesi gerekiyor. Yani en başta ne olabilir aslında? Her okulun dediği gibi farklı farklı uygulamaları var. Bazı okullar sessiz almasanız, sessize alın diyor çocuklara. Bazıları herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Bazıları ise okula telefon getirtmesine izin vermiyor. Ya da bazıları ise işte topluyorlar. Benim yani önerim burada çok mümkün değil. Çünkü bu bakanlıkla çözülmesi gereken bir konu. Ancak ne yapılması gerekebilir? Bence söylediği gibi mutlaka telefonların içeri sokulmaması gerekiyor. Çünkü dikkati dağıtacak bu telefonlar. Çocuğun aklında telefonla ilgili sürekli bir meşguliyet olmaya başlayacak. Evet. Ben dinliyorum. Evet. Yani bu süreçte öncelikle yani bence okullara sokulmaması gerekiyor. Çünkü okullara sokulursa da belli bir dolaplarda bunların muhafaza edilmesi. Yani çocuğa ait dolaplar oluşturulup belki orada saklanması gerekir. Çocuk da sorumluluğunu almış olur. Yani bu sayede öğretmen de bu sorumluluğu almamış olur. Çocuğun dolabında olur. Sınıfa mutlaka sokulmaması gerekiyor ki çocuk çünkü derste arkadaşıyla mesajlaşabilir o sırada. Ve bu da çocuğun dersin akışını engellemeye başlayabilir. Ne yazık ki videolar görüyoruz, görseller görüyoruz internette. İşte sınıfta öğretmenin dersini çeken, yani kendi aklınca şakalar yapmaya çalışan öğrenciler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların mutlaka sınırlarını çizilmesi gerekiyor. Yeni bakanımızla beraber zaten öğretmenler kıymeti bir miktar daha hiç olmazsa eskiye göre artmaya başladı. Bir miktar daha artmaya başladı. Bakanımız bunlara daha çok değer vermeye başladı. Çocuklarını takip etmesi için ebeveynlere programlar oluşturmaya başladı. Ama hocamızın sorduğu soru gerçekten çok kapsamlı bir soru. Ya bu idarenin tartışılması gereken bir soru. Özellikle tasarrufunda olması gereken çok hassas bir konu. Kesinlikle çok haklı bu okul, sorusunda. İdare, veli, öğrenci İş denklemiyle çözülmesi gereken bir şey. Gerekiyor. Değil mi hocam, sayın hocam? Hocama teşekkür ediyoruz sorusu hocam, için. Sizin, sağ olun, sizin önerileriniz varsa duyurmak istediğiniz onları da bence gayet iyi olabilir aslında. Ben dinliyorum Ümit Bey, evet. Sizin önerileriniz varsa onları da söylerseniz hiç olmazsa bir fikir. Yani tabii ki bir eğitimci olarak benim önerim buna bakanlığın hani tedbirler alması. Çünkü öğretmen tek başına yani tedbirler almada sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü farklı uygulamalar çıkıyor. Aileyle karşı karşıya gelmiş oluyorsunuz ya da öğrenciyle tabii, karşı yani karşıya çünkü gelmiş. Tabii yani çünkü telefonu aldığı zaman bazen veli şunu diyebiliyor. Tabii dinliyoruz. Şimdi bir eğitimci olarak en büyük sıkıntı yani öğretmen telefonu aldığı zaman birebir sıkıntı yaşayabiliyoruz biz. Hı hı. Bazen veli tepki gösterebiliyor. Yani niye benim çocuğumun telefonunu alabiliyorsunuz? Çünkü ben güvenli bir şekilde iletişim kurmak istiyorum diyor ama tabii ki çocuk bunu sınıf ortamında hem öğretmenin dikkatini hem diğer arkadaşların dikkatini dağıtacak bildirimler geldiği zaman kesinlikle dikkati toplamada sıkıntı yaşıyoruz biz. Evet, hı hı. Evet hocam, çok haklısınız. Ve bu konuda yani bakanlığımızın mutlaka yani bir şekilde bir adım atılması gerekiyor. Yurt dışında nasıl bir uygulama yapılıyor bunlarla örneklendirilip kesinlikle öğretmene bırakılmadan
nasıl bir yönetmelik çıkartılabilir? Yani, bununla ilgili önlemler alınabilirse daha iyi olur. Şöyle belki şu konuyu gündeme getirebilirim ben. Yani Çorum'dan aranınca telefonla Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz de Çorum'dan gelmişti. Ben projelerimizi konuşmaya, ben kendi projelerimi aktarabilmek, bir şeyler yapabilmek için gitmiştim. Isparta İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Bey'in, Ömer Yılmaz Bey'in makamına gittim. Sağ olun. Tamam, ben hatta televizyona dinlemeye geçiyorum. Teşekkürler yine. Hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bağlandığınız için çok sağ olun hocam. Herkese selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İl Milli Eğitim Müdürümüzün yanına gittim. Projeler konuşmak için gittiğimizde konuştuğumuzda baktım ki İl Milli Eğitim Müdürümüzün bu konularda benden çok çok daha fazla projeleri var zaten. Ve gerçekleştirmek istediği projeleri vardı. Biz aynı zamanda teknolojiyle ilgili de bir proje geliştirmeyi hedefledik. Yani günlük ailelerin çocuklarına ne kadar teknoloji verdiğini bir öncelikle durum tespiti de yapmak gerekiyor. Çünkü sorunları öncelikle bir tespit etmek gerekiyor. Acaba ne kadar teknolojiyi veriyorlar? Çocukları ne kadar teknoloji izliyor? Ve çocukların, teknolojinin çocuklarda yarattırdığı, oluşturduğu bir olumsuz durumlar var mı yok mu? Bununla ilgili bir araştırma yapmak istedik. Durum tespiti yapıp ve buna yönelik neler yapabiliriz? Gerekirse bilgilendirmelerle ilgili toplantılar yapmayı planlamıştık. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz de bu konuda bize destek verdi. Sağ olsun. Vizyon anlamında değil mi hocam? Kesinlikle destek çok anlamında büyük. Çok değerli bir müdürümüz görevi başladı. Evet, evet. Yani Isparta bu konuda çok şanslı. Ömer Hocam'a. Isparta bu konuda çok şanslı gerçekten çünkü birçok projeyle beraber bu da teknoloji de bunlardan biri. Aynı zamanda işte otizmle ilgili, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili, özgül öğrenme bozuklukları, disleksiyle ilgili çeşitli projeler konuştuk ve hepsinde gayet açık olduğunu ve tüm projeleri gerçekleştirmek için elden geleni yapacağını söyledi. Bu da teknoloji de bunlardan biri bir projeydi. Ben Çorum'dan arayınca aklıma geldi, paylaşmak istedim sizlerle. Hocam sorular çok geliyor yani. Dikkat çeken bir konu. Şimdi önemli bir konu konuşuyoruz. Evet. Yani çok değerli şey yani zor bir durum veliler için, aileler için bazen. Hocam arka arka iki soru var. Hemen hızlıca geçiyorum. Hocam çocukları ödüllendirmek için telefon vermemiz zararlı mı? Sizi Cizre'den izliyorum. Selamlar demiş. Gene telefonumuza gelen bir mesaj. Kanalımıza gelen mesaj. İyi akşamlar hocam. Ben Yozgat Merkez'den Deniz Şahin, Ümit Hocam'ın öğrencisiyim. Hocam sizleri severek izliyoruz. Sen bir tanesin hocam. Senin gibi hocamız olduğu için çok mutluyuz hocam. Hocamız olduğu için çok mutluyuz. Hocam sizleri çok seviyoruz tekrar. Yozgat'tan selam olsun hocam. Allah'a emanet olun. Siz benim en iyi tanıdığım hocalarımsınız. Tekrar Allah'a emanet olun hocam demiş. Böyle devam eden. Çok sağ olun. Hocam Cizre'deki soruya geleyim o zaman. Çok teşekkür ederim Yozgat'a tekrardan. Cizre'deki soruya gelince de Cizre'den gelen sorumuzda tabii ki ödüllendirmek amaçlı teknoloji vermek çok uygun değil. Ödüllendirmek için ne yapmak gerekiyor? Aslında çocukla iletişime geçmek gerekiyor. Çocuğun saçını okşamak. Aferin oğlum, aferin kızım, çok güzel yaptın. Çok iyi gidiyorsun, başardın. Ona sarılmak, onunla beraber oyun oynamak. Teknolojiyle geçireceği vakti aslında bizimle geçirmesini sağlamak en güzel ödül oluyor çocuklar için. Mümkünse yani eğer ödüllendirmek istiyorsak bu tarzda ödüllendirmek yapmak gerekiyor. Ama önceden ödülü konuştuysak çocuğa telefon, tablet vereceğim diye. Eğer oyun oynayacaksak birlikte oynamak. En önemlisi birlikte oynamak. Çocukla beraber hiç olmazsa orada etkileşime, çocuk oynarken, oyun oynarken orada etkileşime girmeye çalışmak gerekiyor. Bu şekilde iletişimini sürdürebilir. Yani ödülü gerekirse beraber oyun oynayarak işte. Sıkıntı şey de oluyor hocam ama. Şimdi yemek yerken ödülü veriyorsun. Çocuk evet. Hani telefon için yiyor baktığımızda. Öteki türlü kreşte falan da artık başladıklarında, okul hayatı başladığında çocuklarda telefon alışkanlığı var. Tabii yiyemiyor. Telefonsuz yiyemiyor. Aynen. Kreşte çocuk öğretmeni yedirmeye çalışırken yine bir telefon isteği var yani. O zaman böyle de bir alışkanlığa şey yapıyoruz yani artık. Yani bu teknoloji bağımlılığı oluyor artık çocukta. Çünkü ne oluyor? Biz yemek masasına oturduk birlikte. Yemek, çocuğa yemek yedirmek istiyoruz. Arkada da görselini soracağım onunla ilgili. Evet. Yani bu çok daha ayrı. Artık çok iletişime geçmiyoruz. Eskiden yemek masasındayken tüm aile birlikte sohbet ederken artık herkes telefonlarına bakıyor. Az önce dediğiniz gibi aslında ebeveynlik değişmedi. Ebeveynlik aynı. Biz rol modeliz her zaman için. Ebeveyn her zaman rol model. Eğer biz telefonumuzla oynarsak, anne telefonunla oynarsa, baba bu telefonla oynarsa çocuğun gördüğü de çocuk da telefonuyla oynayacaktır. Ne yapmak gerekiyor? Özellikle de mutlaka teknolojinin olmadığı, ekranın olmadığı ortamlar oluşturmak gerekiyor. Nedir bu ortamlar? Bir, yatak odasında kesinlikle ekranın olmaması gerekiyor. Yatak odasında ekran maruziyeti yaşayan çocuklarda ilerleyen zamanda davranışsal sorunlar daha fazla görüyor. Obezite daha fazla maruz kalıyor. Çocuk cinsel içerikli görüntülere daha fazla maruz kalmaya başlıyor. Farkında olmadan bunlar reklam olarak tabii geliyor değil mi geliyor. Hocam? Yani bir video izliyorsunuz, videonun arasından bu tarz şeyler çıkabiliyor. Ya da çocuk yani YouTube'da bir video izlerken 3 video sonrası, ardı ardına atan 3 video sonrasında cinsel içerikli bir içeriğe maruz kalmaya başlıyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Çocuğu erken cinsel uyarılmasına sebebiyet veriyor bunlar. Ya da ergenliğe çocuğu, erken girebiliyor değil mi hocam? Çocuk erken cinsellikle ilgili her şeyi öğrenmeye başlıyor.
sapkın cinsel davranışların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Ya çocuk şiddet içeren davranışlar video izliyor. Odada şiddet içeren davranışları artmaya başlıyor. Daha saldırgan olmaya başlıyor. Empati kuramayan çocuklar gelişmeye başlıyor. O yüzden bir, yatak odasında kesinlikle çocukların odasında, çocukların uyuduğu odada, ebeveynlerin yatak odasında kesinlikle ekranların olmaması gerekir. Televizyonların olmaması gerekir. Yani bir ara modaydı. Hatırlıyorum, yatak odasında televizyon var. Yataktan televizyonu izliyoruz diye. Çok büyük bir yanlış. Yani kesinlikle yatak odasında televizyonun olmaması gerekir. Ekranın olmaması. İki, yemek masalarında mutlaka ekranın olmaması gerekir. Ekransız bir yemek masası, yani telefon, tablet, televizyonun olmadığı bir yemek masası. Herkes kaldıracak. Bir tane sepet oluşturacak. Teknoloji sepeti. Girmeden önce herkes oraya bırakacak. Hocam bu çok önemli. Teknoloji sepeti. Teknoloji bakın sepeti değerli veliler. Teknoloji sepeti bakın, bu çok basit. 3 liralık 5 liralık bir şey değil mi hocam? Yani normal sepet aslında. Yani orayı biz ne yapabiliriz? Mesela geceliğin yatarken yatak odasına girmeyecek dedik. Ne yapacak? Teknoloji sepetine bırakırız telefonlarımızı. Orada herkes şarj edilir. İnternette çıkartılır. İnternette girilmesi engellenir herkesin. Bunları mutlaka gerçekleştirmek gerekiyor. Teknolojisiz ortamlar, teknolojisiz saatler, ailelerin beraber, çocuklarıyla beraber etkinlik yapacağı, oyun oynayacağı zamanlar oluşturmak gerekiyor. Bu sayede iletişimleri sağlayabiliriz. Yoksa hepimiz gördüğümüz gibi... Bu modda kalabiliriz diyorsun hocam. Bu modda kalabiliriz. Peki hocam, şimdi süremiz de bizi tabii zorluyor. Yani biz... Evet, konuştukça konuşuyoruz. Hocam vallahi ben zaten buradan geçen programda da süremizi bir 15-20 dakika uzattık vallahi. Hiç sağ olsun kanal yönetimi de acayip destekliyor bizi. Yani çok bu anlamda çok teşekkür ediyorum ben genel müdürüme ve haber müdürüme ve tüm BT Türk şuradaki değerli kameraman arkadaşlarıma, çalışanlara. Hocam yani efsane tabii, bir ekip tabii, var. Kesinlikle. Şimdi programdan sonra bir çay içeceğiz hocam. Tanışırız. Tekrar sohbetler devam eder. Süremizi zorlayarak devam edelim birazcık daha ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi tamam, telefonu kaldırdık hocam. Şimdi ben ebeveynim. Ben tamam hocam, akşam saat 6'da eve girdim. Oturdum. Hala hava halen aydınlık. Ya sıkıldık tamam. Telefonu da kapattık. Televizyonu da kapattık. Tablet de yok. Evin içinde koşturan, coşturan çocuklar var hocam, böyle 2-3 tane falan, 4 tane falan derken hareket yaşanıyor evin içinde. Dur, çüş, yapma, etme falan derken. Peki oyunlar, nasıl oyunlar? Biz bu telefonu tam kaldırdık ama ne yapacağız? Yani oyun mu oynayalım? Bize bunun yerine koyabileceğimiz önerileriniz var mı hocam? Kesinlikle. Yani zaten... Buraya getirdim hocam, şimdi tavsiyelerimizle bazı şeyleri getirdik. Bunlar akıl zeka strateji oyunlarımız. İşte koridor, reversi, mangala. Ki Mangala Osmanlı'ya ait. Yönetmenimiz izin verirse buradan bak bir oyuncakçılığa da çok teşekkür ediyorum buradan Ömer kardeşimi ve yakışıklı babasına. Buradan mesaj selam olsun. Şu oyun mesela tek hocam, sizin tavsiyenize getirdim hocam bunları. Kesinlikle. Canlı yayında göstermek için koridor oyununu oturup bence, değil mi hocam? Tabii, koridor var. Ciddi bir süreyle yarım saat, bir saat oynayabilirler. Reversi var, mangala var, renklerle beraber... Hatta canlı yayında da oynayabilirim Mehmet'le yani bu oyunu ben. Reversi var, evet. Bu da çok güzel. Bunu oynadım da bunu bilmiyorum ama bunu da öğreneceğim. Bunlar kutu oyunları. Yani kutu ailelerin oyun. Beraber vakit geçirebileceği oyunlar. Hem çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlayabilecek hem de aileler beraber vakit geçirebilecek işte. Nedir? Tabu oynarlar. Kelime bulma oyunları. Nedir? Mangala, akıl, strateji, zeka oyunu. Ya da ne ondur? Hiçbir şey olmasına gerek yok. Aile ne oynamak istiyorsa körebe oynasın. Bizim çocukluğumuzun oyunu. Biz mesela evde çocuklar der ki baba bugün körebe oynayacağız. Ya da saklambaç oynayacağız. Saklambaç oynanır. Mesela erkek çocukları güreşmek gerekiyor. Çocuğun saldırganlığını bir şekilde atması gerekiyor. Yani cinsellik ve saldırganlık doğuştan gelen iki dürtüdür. Çocukların mutlaka bunları belli bir alana kanalize etmesi, yani yönlendirmesi gerekiyor. Nedir? İşte saldırganlıksa babayla güreşecek. Babayı tutup oğluyla güreşecekler. Ten temas olacak. Hareket yenilecek. Tabii ki hareket olması gerekiyor. Çünkü çocukların fiziksel gelişimine ihtiyacı var. Fiziksel gelişim için harekete ihtiyacı var. Telefonla olunca çocuklar hareket edemiyor. Hareketsiz çocuklar gelişmeye başlıyor. Bu da kas gelişimini olumsuz etkiliyor. Siz oyun oynayacaksınız herhalde hocam. Hocam ben sizi dinliyoruz hocam. Yok. Süper. Yani şimdi nedir? Beraber bak, beraber etkinlikler bak, yapmak hocam, gerekiyor. Hocam biz bu etkinliği yapabiliriz. Sizin gibi bakın, eğlenmek gerekiyor. Gülmek gerekiyor. Ne kadar kahkaha atarsak o kadar daha mutlu olmaya başlayacağız. Hocam bakın vallahi bunu ben oynuyorum evde. Evet. Oğlumla oynuyorum, kızımla oynuyorum. Neydi bu oyunun adı? Eğitici bardaklar. Biz de kızlarla yarış içerisindeyiz. İlk kim basacak diye. Hocam ilk kim basacak hocam? Bakın bak, 4 tane mesela kırmızı, yeşil, sarı, siyah, mavi renk vermiş arkaya. Al Mehmet, hadi buyur, hadi. Al Mehmet, hadi başla. Hemen 5 dakika Mehmet'le oynayacağım. Bakalım Mehmet beni geçebilir. Kim gelecek diye. Ne var Mehmet renkler? Sarı. Mehmet hocam var. Anlayabildiniz mi? Yeşil. Mesela sırayla. Şöyle yapalım. Kırmızının üzerine mavi gelecek. Mavinin üzerine sarı, diğer tarafta yeşilin üzerine siyah gelecek şimdi. Ama sen şimdi onu düzenleyecek. Ama öğrendin sen onu şimdi. Tamam, hangisi ise? Bunu verelim. Olmaz. Tamam. Hocam tüyo verdiniz. Lütfen hocam. Hocam kolay olsun da. Kutu oyunları. Bildiğin yerden mi gelsin? Evet.
Her türlü oyun oynayabilir. Ben çocuklara evet. şeyi söylüyorum. Yani oyun oynarken aileler bazen şey diyor. Hocam illa zeka oynayalım. Bize oyunlar öner diyorlar. Aslında çocukla geçirdiğin her eğlenceli oyun oyundur. Çocuğun gelişimine katkı sağlar. Yeter ki siz de oynamaya hevesli olun. Çocuk da yani çocuğun istediği oyunu oynayın yeter. Bol miktarda konuşarak, sohbet ederek çocuk ne istiyorsa oynamak gerekiyor. İlla bu oyunları oynayacak mutlu oluyorlar değil mi hocam? Paylaşım var değil mi? Birliktelik var. Paylaşım var. Babadan özlem var. Yani çocuk babasıyla vakit geçirmek, annesiyle vakit geçirmek istiyor. Oyun oynayınca çocuk vakit geçiriyor. Hocam buyurun. Evet, hazır mısın Mehmet? Bak, kartı açıyorum. Bakma, farklı bir şey verelim. Ona baktım ben ama. Bak baktın ama. Bak kopya çekiyorsun. Bir de hocam destek verdi, tüyo verdi. Oyunu anlattı. Abi, biraz kopya verelim diyeyim. Mehmet Bey'i geliştirelim. Hocam şöyle, benden. Mehmet Bey'in çocuk yok sanırım. Yok hocam, bekarız da. Evet. Hocam o özgür ya. Hazır mısın? Hazırım. Belki izliyorsunuz ama oyuna başlıyoruz bak. Yoksa ben tek mi yapacağım? Aynen, açtığım anda yapıyorsun tamamdır. Bak. Tamamdır. Renkleri üst üste koyacaksın. Bak, ilk basan kazanır. Tamam. Hazır. Al senin önüne koyayım sana şey. Al. Siyah. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Yes. Hocam bir renkle gitti. Yapamadı. Daha sonra yapamadı. Ya. Evet, siz hızlısınız. Alış. Sizin çocuk olunca. Değerli yönetmenim, evet, programdan hocam, sonra oynayacağız değil mi bunu? Kesinlikle. Hep beraber. Evet, evet. Bakın çok güzel. Hocam değil mi? Dikkat. Bu oyunun ne faydası hocam mesela şu oyunun? Tabii ince motorunu geliştiriyor. Kaba motorunu geliştiriyor. Dikkatini geliştiriyor. Orada izliyor. Süreyle yarışıyor. Çocuğun daha hızlı olmasını sağlıyor. Aileyle beraber vakit geçiriyor. En güzeli bu zaten. Daha ne olsun değil mi? Daha ne olsun. Vallahi bravo. Hocam güzel dedi ama sizde çocuk olduğu için iki tane. Hızlı yaptınız. Onun da ben tecrübeliyim. Tecrübeliyim. Tecrübe farkı belli oldu yani. Oğlum benden daha hızlı. Maşallah evet. var canım. Evet. Oğlum benden daha hızlı. Kitap tavsiyelerimiz var Mehmet. Onları da hazır. Tamamdır verelim. Masaya geçmişken. Evet. Buradan gene Aydın abimize Beyaz Kitap Evi'ne teşekkür ediyoruz. Programa bağlananlara... soru gönderenlere, mesaj gönderenlere hızlıca hemen o listeler var elimizde sen bağlantılar, mesajlar. Onlar hemen ilk 5 kişiye hem ama kitaplar, ilk 4 kişiye verilecek. Bir de hem Beyazıt Kitap Evi'nin bununla ilgili bir çekilişi de ha evet var. Çekiliş onu de var. Evet 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 süper. Yönetmenim Aydın Bey'in bir hediyesi de var. Eğitim için programında olanlara, katılanlara ve kanalımıza, programımıza hediye çeklerimiz var. Biz de, ben de bu arada... Hemen özür dilerim. Önce hocamın kitapları lütfen. Yok hocam, ben çok önemli değil. Hocam ama, şunu vereyim. Tabii ki. Evet bakın, bu hediye çekleri bizim programımıza özel ilk olarak bize geldi bunlar. Bunları biz isimleri Aydın Bey'e iletiyoruz. Aydın Bey'den bu ücretsiz bu hediye çeklerini bizim programımıza bağlandıkları için alabilirler. Aydın abimize teşekkür ediyoruz bu anlamda bize verdiği destek için. Siz söyleyebilirsiniz. Hocam lütfen önce o zaman şöyle yapalım. Astrolojiler en son sahneye çıkarmış. Hocamın kitabını en son verelim ki böyle biraz bekleyin yani. Şöyle bir sabırsızlanalım değil mi? Bugün bu kitabı kaptırmıştım geçen hafta tekrar aldım. Kitleler Psikolojisi kitabı. Bu sefer bunu ben okuyacağım. İlk ben bağlandım. Bu önemli bir kitap. Bunu göstermeyelim o zaman. Bu gitti. Bu gitti geçmiş olsun. Atatürk'ün liderlik sırrı İlhan Bahar'ın gerçekten liderliğiyle ilgili, süreçle ilgili, yaşananlarla ilgili güzel, mükemmel bir kitap. Tuğba Sarı Ünal, çarpışma, mutlu olacaksın dedi hayat. Fakat önce seni güçlendireceğim. Önce güçlenmek gerekiyormuş. Zorlanmak gerekiyor. Zorlanmak hayatta. Gerekiyormuş, mücadele gerekiyormuş. Onu anlatan gerçekten güzel bir kitap. Bu kitabı kime göndereyim bilmiyorum. Yeni bir baskısı çıkmış Nutuk'un. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk. Yakamoz Yayınları'ndan güzel bir kitap. Yeni güncel olduğu için dili de sade. Bunu programa bağlanan, ilk bağlanan kişi Kaan var. Arkadaşımız Kaan'a gidecek bu kitap. Çünkü Kaan hem yakışıklı hem başarılı. Biliyorum kendisini. Bu anlamda Kaan'a da bize ve özellikle bizi takip ettiği için Kaan'a çok teşekkür ediyorum buradan. Geçen programda Serkan Nova'ya kaptırmıştım bu kitabı. Bu sefer ben alacağım. Evet, şimdi hocam akademik anlamda muhteşem evet. çalışmalar ve projeleri var. Onlara da 3-5 dakika girmemiz lazım. Hocam programın konusunu bağlayan bir kitaptır değil tabii, mi hocam? Evet, önemli yani bir kitaptır. Bizim dijital dünyada organik çocuklar yetiştirmek diye 0-18 yaş çocukların evet. ebeveynleri için hazırladığımız bir kitap. Değerli dostum Selim hocamız, İzmir Bakırşehir Üniversitesi'nden Sibel Psikolog Selim Bey ile beraber oluşturduğumuz bir kitap. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yine Anabilim Dalı Başkanımız Çocuk Psikolojisi Eğirim Hocam'la beraber benim de yer aldığım
bölümlerini yazdığımız, ben 0-3 yaş arası çocuklardaki psikiyatrik problemler ve 3-6 yaş arasında dijital dünya ve psikiyatrik problemler ilişkisine değindiğim kitabımız. Çok güzel, çok detaylı, aileler için hazırlanmış bir kitap. Nereden temin edebiliriz onu? İnternetten mi? Ankara Nobel Tıp Kitap Evi'nden, internetten direkt bunun satışını gerçekleştirebilir, alabilirler. Ve çocuklar için her türlü detaylı bilgiler yer almakta. Gelişimsel açısından nasıldır, psikolojik problemler açısından nasıldır, psikiyatrik problemler açısından nasıldır, nasıl önlemler alabilir, neler yapılması gerekir? A'dan Z'ye her türlü bilgiyi veren güzel bir kaynak kitap olarak ailelerin 0-18 yaş değil mi hocam? Bayağı kapsamı da gelişiyor. Kesinlikle. Yani biz 0-3, 3-6, 6-12, 12-18 şeklinde 4 bölüme ayırarak tüm sorunları konuştuğumuz bir kitap, güzel bir kitap oldu. Ayrıca ilk yani okuduktan sonra okumalar için de yine dijital dünyada çocuk büyütmek isimli Türkçe'ye çevrilmiş olan güzel bir kitap da var. Bu da gayet güzel, anlaşılır. Ebeveynler için, 0-12 yaş arasındaki çocuklar için güzel bir kitap olarak duruyor. Bunları da önermek istedim. Projelerimiz sizlerle daha çok güzel projeler yapacağımıza da inanıyorum. Oo, hocam sizi bırakmayız artık, tamam. Çok teşekkür ederim. Mümkün değil. Ben burada ama öncelikle de yani Sayın Rektörümüz İlker Çarıkçı, Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı hocamıza, rektör yardımcılarımıza, dekanımıza, başhekimimize, ara bilim dalı başkanımıza, Yerim hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü süreçte destek verdiler. Bu programda hep birlikte olmamızı sağladılar. Ve aynı zamanda bu zamana kadar yaptığımız tüm projelerde destek verdiler. Nedir? 1,5 yıldır ben Isparta'da çalışıyorum ve bu 1,5 yıl içerisinde de gayet güzel işler yapmaya çalıştık. İşte otizm farkında Nisan ayı boyunca otizm farkındalık günleri gerçekleştirdik. Geçen yıllık geldiğimizde dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu ve disleksi ile ilgili program gerçekleştirdik. Bu yıl tekrar dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu ve disleksi ile ilgili. Şu an Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz Bey'in de destekleriyle beraber okullarla ilgili projelere başlatacağız. Durum tespitleri yapıyoruz çeşitli okullarla ilgili ve bu sorunlara yönelik nasıl müdahaleler yapabiliriz şeklinde akademik camiayı halkla iç içe getirerek beraber projeler yapmaya çalışıyoruz ve gayet de güzel oluyor. Isparta halkı da bundan yararlanacaktır diye umut ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Yani yani programın süresi kısa da uzatacağız inşallah. Yani ya da bir daha program yapalım hocam. Haftaya veya en kısa zamanda hemen. Evet Sayın Mehmet Köral, şimdi öğrencinin içindesin. Evet hocam. Ya ben de öğrencinin içindeyim de hani sen benden daha çok onlarla birlikte oluyorsun. Yani nedir programı kapatma aşamasına doğru geliyoruz. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Evet nedir mesajın, çocuklara mesajın? Bak hocam burada ne güzel dakika dedi, 25 dakika odaklanma dedi, gidiyor dedi. Bağımlılık bu sürece doğru götürür dedi. Hedefler dedi, gerçekler dedi. Birçok şeyden hem teknik anlamda hem akademik anlamda faydalandık. Aynen. Senin öyle. Mesajın nedir? Yani şöyle baktığımızda teknoloji bozukluğu zaten bir kontrol bozukluğu. Evet. Yani öğrencilerde kontrol etmeyle ilgili aslında. Aynen, kendilerini kontrol edemiyorlar. Kendilerine zaman ayıramıyorlar. Çok doğru. Yani bu saatten sonra zaten baktığımızda artık teknoloji bağımlısız diyoruz. Ve bu süreçten sonra ne yapmamız gerekiyor? Yani korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Onlara da güzel bir şekilde bakmak lazım. Yani hocam da ilk başta dediği gibi yavaş yavaş ama bir kararlı bir şekilde azaltalım. Yani telefonu hemen elinden alıp da sana telefon yok demektense bir yavaş yavaş. 3 saatte, 2 saatte, 2 saatte, 1 saate indirerek bunu en azından biraz daha kararlı bir şekilde arkasında olalım ama. Doğru, etkin bir şekilde kullanalım. Yani teknoloji aslında kötü bir şey değil. Çünkü bize getirdiği çok fazla yarar var ama sizin de dediğiniz gibi bunu doğru ve etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Onun kölesi olmamak gerekiyor. Teknolojinin kölesi olmamak gerekiyor. Teknolojiyi bizim yönetebilmemiz gerekir. Amaçlarımız doğrultusunda bir araç olarak kullanmamız gerekiyor. Bizim ana amacımızın bu olmaması gerekir. Yani çok güzel söyledi Mehmet Bey bir konuya değinerek. Orayı atlamıştık belki de. Teknoloji bir araçtır. Bizim ana amacımız değildir. Bizim kendi amaçlarımız için kullandığımız bir araç olması gerekir. Yani bu ihtiyacın dışına çıkmaması lazım. Tabii ki, kesinlikle. Onun dışında ikinci olarak biraz daha artık telefonla bağını kestikten sonra oyun dedik. Burada spordur, hobilerdir. Artık öğrencilerimizin yani kendinle ilgili olabileceği. Mesela hocama Mustafa Kemal genellikle her hafta tiyatroya giderek oradaki teknoloji bir şeyini en azından azaltarak bir hobisi, bir şeyleri oluyor mesela. Bunları güzel bir şekilde öğrencilerimize yapmamız gerekiyor. Tabii, biz çocuklar için de şunu söylüyoruz. Siz, yani çok güzel orta açıyorsunuz. Ben de artık bunları gol atmak istiyorum. Diyorum ki dışarıdaki ortamla dışarıda o geçireceği vakitle sanal ortamı dengelemek gerekiyor. Yani çocuğun da mutlaka dışarıda açık hava etkinlikleri yapması gerekiyor. Tiyatroya gitsin, sanatla uğraşsın, müziğe gitsin, sporla uğraşsın. Mutlaka onu dengelemek bir gerekiyor. Bir hobileri olsun yani. Kesinlikle, kesinlikle. Aynen. Üçüncü şey olarak bir de düşünmeleri. Yani çünkü neden? Sosyal medya dedik. Sosyal medyada hani artık sosyal ağlarda popüler olmak mı? Gerçek hayatta popüler olmak. Evet.
Yani bunu kesinlikle bütün teknoloji bağımlı olan herkes düşünebilir. Yani sosyal medyadaki popülerlik mi, gerçek hayattaki popülerlik mi? Ya da şu olabiliyor zaten. Bunlar tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar meselesine dönmeye başlıyor. Aslında bir kısır döngü. Neyin neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Belki çocuk gerçek hayatta mutlu olamıyor. Sosyal hayata, sosyal alana, sanal aleme geçiyor. Sanal alemde kendine bir kimlik yaratma. Oradan çeşitli avatarlar oluşturmaya çalışıyor. Bu yüzden oradan ilerlemeye çalışıyor. Çocuk o yetersizliğini bir şekilde tatmin etmek gerekiyor. Ailelere düşen görev nedir o zaman? Buradaki yetersizliği kaynağını tespit edip buna yönelik müdahaleler yapmak. O yüzden de düşünmek bunun kaynağını, düşündükten sonra da bunu eyleme geçmek gerekir. Yani hiç olmadı artık gerekirse hocam var, işin uzmanı olarak bu şekilde. Yani artık bunları yaptık, hala daha kurtulamıyoruz. Yani teknoloji bağımlılığımız hala devam ediyor. Yani uzmanlarımız bu konu hakkında kesinlikle yardımcı olabiliyor. Hocam kesinlikle güzel bir konuya değindi. Yani teknoloji bir hizmetkar. Evet. Ama bizim kesinlikle tehlikeli bir hükümdarımız da. Evet. Yani teknolojiyi ne kadar güzel bir şekilde kullanabilirsek bize o kadar çok faydalı oluyor. Yani bir telefonun, yani telefon, tablet artık ne derseniz onun bir bağımlısı olmayalım. Tabii. Yani bağımlısı. Bir hizmetkar olarak kullanalım bunu. Yani şey mottosu çok güzeldir ya, ana ekrandan ekrana ne olmaz diye. Yani annemiz her zaman annemizdir. Onunla ilgili hatta bir görselimiz de var. Çok güzel bir şekilde paylaşmışlar. Var mı? Var hocam. Ana ekrandan şey ana olmaz diye. Ana ekrandan ana olmaz. Aynen. Anam. Tabii. Değil mi? Ana ekrandan ekran ana olmaz derler. Çok güzel söylerler. İnsanlar gerçekten burada psikiyatri problemlerine çok fazla değinemedik ama getirdiği çok fazla psikiyatri problemler de var. Eğer internet bağımlılığı geliştiyse, teknoloji bağımlılığı varsa mutlaka incelenmesi gerekiyor. Altta yatan psikiyatri bozuklukları. Hocam ne onlar söyledi? Birkaç dakika hemen girebiliriz, vaktimiz var. Tabii yani bilmiyorum. Bilmiyorum artık süreçte ne kadar oldu. Yönetmenim biraz bana oradan böyle yapıyor. Teşekkür tamam, ederim. O zaman ben devam edebilirim. Teşekkür ederiz. O zaman şunu söylemek gerekiyor. Yani dikkat eksikliği hiperaktif. Bizim kendi yaptığımız araştırma var. Konya'da 690 tane lise öğrencisiyle gerçekleştirdiğimiz bir araştırma vardı. İnternet bağımlılığını belirleyen etmen ne diye baktık. İki tane temel faktör bulmuştuk biz. Bir, dikkat eksikliği. Dikkat eksikliği olan çocuklar internet bağımlılığı yatkınlığı daha fazla. İki, online oyunlar. Eğer çocuk online oynuyorsa, Wolf Team, Metin 2, LOL, işte bunlara giriyorsa bağımlı olma ihtimali artıyor. O yüzden öncelikle bunlara dikkat etmek gerekiyor. İki, sosyal anksiyete. Çocuk dışarıda sosyal iletişime geçemiyor. Kendisine bir etkileşime geçebileceği, kendisinin yeterli olduğunu hissedebileceği bir alan tercih etmiyor. O zaman ne yapıyor? Teknolojiye girmeye başlıyor. Teknoloji bağımlılığına gelişiyor. Sosyal anksiyete, dikkat eksikliği, hiperaktif uslu. Depresyonda kişi. Depresyonda mutlu olabilmek istiyor. Mutlu olabilmek için de kendine farklı kimlik oluşturuyor ve internete giriyor. Ya da internete girmek sosyal iletişimden çocuğu uzak tutmaya başlıyor. Çocuk daha fazla depresyona girmeye başlıyor. Yani o kısır döngüye girmeye başlıyor. Depresyon olabilir. Diyoruz ki selfie çekiyorlar. İşte çok meşhurdu. Çok böyle hatta her yerde yazıldı. Narsistik kişilik özelliği olanlarda selfie çekme çok daha fazla gözlemleniyor. Yani kendisini beğeniyor. Bir bakıyorsun milyonlarca selfie çekilmiş. 10 saniyede bir Instagram'da bir saniyede 1000 tane selfie atılıyormuş dünyada. Bir saniye içerisinde 1000 tane selfie. Yani çok fazla selfie tüketimi var. Herkes kendisini beğenmekle ilgili. Bunlar yeme bozukluklarına sebebiyet veriyor. Birçok psikiyatrik sorunlara sebebiyet veriyor. O yüzden teknolojiyi yani sadece çocuğun elindeki ekran, sadece çocuğun elindeki telefon olarak düşünmemek gerekiyor. Altta yatan eğer psikiyatrik bir bozukluk varsa mutlaka bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bunu biz birlikte multidisipliner olarak İşte psikolog arkadaşlarımız, çocuk gelişimci uzmanımız, ergoterapistlerimiz beraber bir ekip olarak da çok güzel bir şekilde ilerletiyoruz. O yüzden atlamasın aileler, mutlaka değerlendirilsin çocuklarımız. Evet hocam, yani bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Daha konuşacak çok şey var ama evet, artık toparlıyorum yavaş yavaş. Hala gelen mesajlar var. Teknolojiyle ilgili, İngilizceyle ilgili kitap okurken işte ben telefondan işte Bookreader'dan okusam, teknoloji sayesinde kitap okusam ne olur? Ders çalışırken tabii bunlar avantajlar aslında. Mesela e-book'lar var. Daha avantaj hocam, yani uygulamalar var bunda. Biz burada i̇şte konuşuyoruz ama teknolojiyi sadece kötü olarak düşünmemek gerekiyor. İşte. Araç olarak hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha hocam daha o kadar çok soru var ki. Mesela şimdi değerli Tuncay Hanım göndermiş. Ha ne diyor? Ha o soru sorma. Program çok güzeldi. Ben de bir kitap istiyorum hocam demiş. Ne bilmiyorum yani Tuncay abi, bir çay ısmarlarsan düşünebiliriz yani hani şimdi programdan sonra giderek programdan sonra bakalım yani ona daha bitmez yani sorular evet, geliyor evet. Kusura bakmayın çok geniş bazı soruları cevaplayamadık ama hocamı bırakmayacağız. Neleri konuştuk, hocamın nereden başladığı, nereye gittiğini konuştuk, teknolojinin hayatımıza nasıl girdiğini ve bu erişimin, sosyal medyanın, teknoloji bağımlılığının yürüdüğü, geldiği noktayı nelere getirdi, nelere götürdü, bunları değerlendirdik. Faydalı uygulamalar var.
eğitim için sayfamızı takip ederseniz, yani ben bir sonraki programda hocam, onların izniniz olursa hocam bana görselleri eğitimsel gönderirseniz. Eğitimsel uygulamalar var. Yani zaten eğitici diye yazıyor. Educational app diye. Eğitimle ilgili özel uygulamalar neyse hocam, onları da bir sonraki her programda. Yani 3 yaşından için, sonra ortaya çıkan eğitici uygulamalar var. İşte onları da mutlaka paylaşalım tabii, hocam. Tabii. Bir sonraki programda paylaşalım. Konuşulacak çok konu var gerçekten. Oyunlarımızı paylaştık, kitaplarımızı paylaştık, önerilerimizi yaptık. Güzel bir programdı. Güzel şeyler konuştuk. Daha konuşamadıklarımız var. Yani nedir sosyalleşme süreci, kabul görme süreci, otizmin, otizm haftası gelecek. Yani önümüzdeki ay, Nisan ayında otizm haftası var. O disleksiyi konuşacağız. Daha bunları konuşacağız ama yani. Ne zaman? Önümüzdeki ay hocamı tekrar eğer kabul ederse hocamı tekrar biz görmek istiyoruz. Hocam da gelmek isterse ki gelir bizi kırmaz diye düşünüyorum. Sağ olsun hocam. Daha konuşacağımız çok şey var. Vereceğimiz, paylaşacağımız çok şey var. Şu an tadında bırakıyoruz. Bu bir kapanış değil. Yeni bir başlangıç bence. O yüzden programı kapatmıyoruz. Yani kapatmış gibi yapıyoruz. Yeni bir başlangıç, yeni bir proje, yeni hayaller, yeni gerçekler, yeni hedefler bizi bekliyor. Çok güzel bir programdı. İzleyenlere, bağlananlara, mesajlara, stüdyodaki değerli konuklarıma, Mehmet'ime, Sayın Hocama, Ümit Hocama çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlara, yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle. Daha öncesinde çok güzel bir videoyla, neydi çok güzel bir müzik, neydi müzik. O? Hangi? Bana bir masal anlat baba. Benim gözlerim dolar. Şöyle diyebiliriz. Çocuklar ekranlarına vakit geçirmesin, sizlerle vakit geçirsin. Babalar da geceleyin çocuklarını uyurken masal okusun. Masal anlatsınlar. Evet, masal okusunlar. Müziğimiz de çok güzel bir müziğimiz de. Baba bana bir masal anlatla kapatacağız programımızı. Efendim sevgiyle kalın, bizi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.